Sefa nerelerdesin ya? Abi uğraşıyorduk ya işlerle güçlerle. Ne yapıyorsun işler güçler mesela ne durumda şu an? Abi en son işte üniversiteye gitmiştim öğrencilere dolandırmak için. Ha ev dolandırıcılığı yapıyordun. Ha, bitirdim geldim abi aradan hem üniversiteyi çıkartmış oldum. Öyle mi? Evet. Rahat bitirdin gibi sanki. Yani biraz öyle oldu. Tam bitmedi aslında ama senin izinden ilerliyorum abi. Biter o zaman diyeyim o zaman hani biter gibi. Bu Öyle filozof kim? Aramızda ünlü bir düşünür görüyorum. Karamel. Mutlak olan kaderde bazı mutlak olmayan şeyler vardır. Muhammed Karaman. Selamlar. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yine kitabın ortasından girdin. Maalesef. Şimdi... Güldüğümüz <laughs> mi? Tipin, tipin <laughs> ne güzel çıkıyor lan senin karaman. Kameran yeni galiba. Kamera eğer Erhan abimden çaldım ya. Kullanmıyordum. Ee, evet. Baya güzel çıkıyor yalnız ha ışıklandırma falan. Sefa da aksine 2012'den kal... Yani 2012 görseli gibi yani şu an. Evet. 2012, 2011 orada sanki yani... Çok da kötü değil abi kamerası yine iş iyi ya. Sefa'nın mı? Evet. Ya, i̇ş yapacak düzeyde. Zaten. Evet. Bak kamerasına hiç laf ettim mi? Hayır. Şükret Sefa ben APK bir uygulama indirdim amına koyayım. Ama Şeyim şöyle söyleyeyim. bu ar yani Arasıyla. bu kamerayla bu arka planla bu Night oynasa mesela çok okeyim. Yayın açayım abi o zaman hemen akşam bir Night on. Hemen aç. Hemen oslayayım <laughs> kardeşime. Tamam abi. Bu ne? Elon Musk 76 yaşındaki babası 35 yaşındaki üvey kızından iki çocuğu olduğunu açıkladı. Nasıl bir tarikatsa? Elon Musk'ın babası Erol <laughs> Musk. Üç yıl önce 35 yaşındaki kendi üvey kızıyla planlanmamış ikinci bir bebeği olduğunu açıkladı. Kirdik mi bilim kuruluna ona göre yorum yapacağım. Bilim kurulu mu? He. Bu, bence bu bu habere bir bilim kurulu el atmalı abi ya. Çünkü ilginç bir haber. O zaman ben moduma geçiyorum bir. Yani var. ilk çocuğu yaptıktan sonra hiç sorgulamadı mı yani ikinci yapmış bir de. Esker daha güzel karama. Belki belki ihtiyacı vardır abi. Ne neye ihtiyacı var ya? tamam. O, zikere, o maskayla Soros bu çocuğu Bir kere olmalılar. bir şey söyleyeceğim İbo. Kamerasız katılamazsın dostum. A, İbo kamerasını hallettik İbo aç aç. Kamerasız katılamazsın yani kusura bakma. Ben Oğuz'un şey, yorumunu merak ediyorum ya. Oğuz uyudu ya. Oğuz yok. ee, <laughs> Melhodi. Efendim. Kamera açabilirsin eğer. Musaitsen tabii ki. Temlik kesme 30. ayın kurtması çok teşekkür ederim. Müsaitim. <laughs> Seni de yine yorduk. Bile de harbiden hayattan bakmış gibi. Konuşunca öksürüyorum o yüzden. Biraz farklı olabilir tabii. Oo. Ne güzel olmuş saçların. Sağ olun. Sağ olun. Bu kim lan? o ne? İbo, demin açın çok iyiydi ya. Bu kim lan? Ne yaptın? Oo, Metin Pulus abi bu. İbo. Met metin lan o baş parmak izleyeyim. ne lan öyle yılan gibi. Ya bir duman altı yaptın amını sikim. Bir dur ya çekme ki, dakika. Şu kamerayı On biraz kamerayı... aşağı indirsene İbo. <laughs> kamerayı pardon. Ben yukarı çıkayım. Mesela. Demin açısı olur, o çok da iyi olur, eden. O da olur. Melodi saçlarına ne yaptırdın ya? Umre ee... yaptırmış abi saçlarına. <gülüyor> <gülüyor> Umre <yaptırmış gülüyor> de o. <gülüyor> 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 perma <gülüyor> perma. <gülüyor> Perma mı yaptırdın? Evet. Perma neydi lan? Kıvırcıklaştırıyor muydun? Dalga yap evet. Perma <laughs> ban mı yemiş? Her yerine mi yaptırdın <laughs> saçlarımı? Evet tüm saça yapılıyor zaten. Önler niye sar o zaman? Önlerimde şey morlar vardı ya aktı onlar. Açıcılar kaldı. O yüzden. Ha açıcılar da aktıktan sonra? Burası böyle kalacak. Yani boyatmadığım sürece. Niye böyle artık sarı mı oldu yani saçların önü? Yani evet. Nasıl öyle bir şey olabiliyor ki? Boya yani sonuçta. Işte, bu açıcıyla kapatıcıyla Tamam boya lazım. işte öyle düşün yani. Boya böyle kalacak. Tam da boya yani geçici bir şey değil mi yani Melody? Yok boya açıcıya direkt. Şey. Şey. Melody! Efendim? <gülüyor> 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 Koptum ya. <laughs> dur dur ben hadi bu sefer Nesrin anlatsın çok canı çekti evet Nesrin <laughs> Çağrı şimdi orayı açıyor ya diyelim ki tişörtün üstüne çamaşır suyu döktün rengini geri alamazsın ya bu da öyle siyahını komple akıttığı için bu renk üstüne boyayabilir mor pembe vesaire ama onlar aklında yine bu renk kalacak. E bu hile gibi bir şey o zaman saçları beyazlayanlar için. Yo saçı uzayınca siyah çıkmıyor mu şimdi? İbinden e Sana çıkacak siyah canım. O <laughs> 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 oh, sizde. <laughs> ha, ha. Nesin o zaman <laughs> sen de bir kamera aç öyle anlat. Yani açamıyorum. Niye? Yeni neyse. Ya Çağrı niye biliyor musun? Neden? Şimdi benim klimam yok ya. Neyin <laughs> yok kıymam. Yine konu mı? böyle kıymatı. Hayır. <laughs> Abi var yani, ya şu musakka'yı da kamera açmadan önce de bir musakka <gülüyor> yemeği <gülüyor> ver ya. Çağrı olayı anlatayım evde yaşadığım durum. Şimdi benim klimam yok ya. ya klima aştada... diyorum. Klima değil kıyma. <laughs> Kıyıma ne alaka Camları diyorum. Camları açtığımda içerisine giriyor diye camların hepsini kapattım. Öyle önce de kasanın da bir sıcaklığı oluyor. Bilgisayar başında şu an çok kötüyüm. Her yerim terledi böyle sivilce çıktı yüzümde son iki saatte falan. Ben ne Biraz yapayım? Ben siyah haldeyim. gömlekle oturuyorum burada. E tişört giyseydin. <laughs> İşimize saygılıyız her zaman. <laughs> Biraz. Nesrin <şu> an... <laughs> o zaman şöyle bir aç bakalım çok böyle kızarmışsan falan böyle çok böyle terliysen falan biz zaten insanlık namına anlayışla karşılayacağız seni. <gülüyor> Benim hiç <laughs> <alt tarafını gülüyor> yok sanıyorum. Alt çıplak alt yok. <laughs> Yüzüme falan su atıp gelsem olur mu? Su atıp gel o zaman yüzüne. <laughs> tamam geliyor. Allah Allah. E ee, Melodi nasıl oldu peki? Melodi arkadaşlar biraz rahatsızdı. Şimdi daha iyi galiba. Yayınlara <laughs> falan katılamıyordu. <laughs> ya yayın bile izleyemiyordum. O yüzden uzun oyun... zaman sonra bana da iyi geldi. Oyunlara falan katılamadın. Neler neler oynandı Melody. Ne oynadınız? Söylemem. İşte oynandı yani. Çok <laughs> eğlendik ama var ya neler neler. Bir güldük, gülmeli, eğlenmeli oyunlar oynadık. Kıskanayım o zaman ben. Aynen öyle. Hitler Olur. mesela yapacaktık yakında. Ya sen artık eve geçtiğine göre <laughs> yapmamıza gerek kalmadı. Peki. Peki senin Yaparız. nasıl gidiyor bu süreçte? İyi yani şu an iyiyim rahatsızlığımı soruyorsan. İyileştim. Bir şeyim kalmadı. Ha, i̇yi çok geçmiş olsun. Bayağı bir kilo vermişsin evet. gibi görünüyor. Yüzün. 10 ee, küsur küsür kilo falan verdim. Çok... Yüzüm falan bayağı gitmiş yani şey. Ya o şey saçtan da kaynaklı kıvırcık ya. Şey kabarık durduğu için yüzüm tamam de küçük da ben... Gözüküyor. Gerizekalı mıyım ben böyle? <laughs> Ay <laughs> ne <laughs> <laughs> Bana niye yani bu tavırla yaklaşıyorsun onu anlayamadım. Saçlarımdan ha, kaynaklanmadığını ben fark ederek bunu konuşuyorum zaten. Saçları tam kıvırcık da yani. Kilo da vermiş 10 kilo verdim diyorsun zaten yani bu saçını. Abi başta ben de onu söyledim. O zaman kilo vermek isteyenler bu saçı mı yaptırsın yani? Onu mu, mu çıkıyor burada? Hayır. O zaman hasta olsunlar demeyi varmamız lazım çağrı. Anladım. Bak herkes çok güzel öyle. Çok geçmiş olsun. Selam evet. aleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Dayı. Aleyküm selam dayım hoş geldin. Hoş geldin. Bugün burada toplanmamızın sebebi <laughs> bazı konular var netlik kazanması gereken onları konuşacağız. Kamera katılımı şarttır ama kamera açarak katılma şart. Ercan açtı anda kamera tuşuna vuracağım ama Ercan açmaz büyük ihtimalle. Ercan ya. açar oğlum Ercan bu bilim kurulu toplantısının müdürü amına koyayım sen ne anlatıyorsun? Ercan abi atletle bağlanacak yayına. <laughs> yine. Ercan bir elmasını yesin. Num num. Ondan sonra amar açacak. <laughs> <laughs> <Ananıza gülüyor> İbo ne olur azıcık aşağı indir. Anam sikim ne sen yapıyorum. ne yapıyorsun ya? Ay zaman git duvarı bize tavanı çek bize. İbo sen saçına ne yaptın? Okey. Okey. Niye sen amatör lig futbol forveti gibi saç yaptığını okay. kendine N Bakayım. Nuri dedi ki sana çok yakışıyor dedi. Serdar Dursun mu dönür kim da? <laughs> Dursun Aynen şimdi onun modeline geçiyorum. Harbiden iyi olmuş lan bu arada. Okay. Ben de saçımı böyle Bu yapayım. hareketler ne amına koyayım? Okey falan bunlar ne <laughs> anlama geliyor? Onu anlayamadım. Pis. Bu kim ya? Yeni idolüm ya. Bu kim lan? Matkı mı? Matkı yeni sol kanadı. Allah'ım. Şey Allah Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. <laughs> Herkes değişim gelmiş. Dur lan ben de değişim bekleyin iki dakika. Ya bu piçin ben niye değiştiğini <laughs> çok biliyorum çok farkındayım. <laughs> yeni şeyler arıyor gibi. <laughs> bu değişiyor bu grup yapamadı onun peşinde çok farkında <laughs> eski şehirde çünkü her tarzı denedi işte bakalım hadi inşallah bu sefer bu saç modeliyle dostum kurulumu amına koyayım yapsaydın yarın falan katılsaydın ya <gülüyor> <gülüyor> sıfırdan hem <laughs> <ayıp> kurulum paketi <laughs> çıkarttım amına koyayım <laughs> mavi gün zık şey sallanıyor <laughs> Sen niye gülünç o sallanıyor <laughs> Oğlum biri seni sikiyormuş gibi gözüküyor. Yapma. <laughs> Çok <iyi> lan. <gülüyor> <gülüyor> oh. geliyor mu? Geliyor. Matkap. Selamünaleyküm <laughs> efendim. Aleyküm. Aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm. Selam altı. Hoş buldum. <laughs> Biz hiçbir şey sormayalım. Sen direkt anlatmaya başla. Ha, ben anlatayım. Şimdi abi niye bunu şimdi kurdum ben? Ben bugün masamı sattım ikinci elden. Artık okul bitti gidiyorum diye. Ne zaman gidiyorsun? 21'inde falan gidiyorum. 22'sinde 21'inde. Gitmeden son bir postu attım saçın modeli mi o? Ne o? Aynen ama 2 aydır evet, böyle 2 böyle yani saçlar. Nereye geliyorsun? Elaza. yedik sen Elazığ'a o saçla emin misin peki bu, bu saçla gitmek istedin? Abi ilk olacağım işte bu saçla. Bıçaklarlar. Elazığa... Yok ben yenilik getiriyorum Elazığ'a ya. İyi gel gel Elazığ'a gel sen. Elazığ'a Tarkan efekti mi yaratacaksın orada? Aynen abi burada popstar havasında böyle dolaşacağım sokakta. Gelsin de gezeriz ya. Nesrin bayıldı galiba. Mert'ten kamera alalım. Yağmur'dan kamera alalım. Aa ben açım, açmayayım. Aç Yağmur. O, lütfen aç. De... Yok yok onu ben Aradığım. biliyorum. Biraz ısrar istiyor. Yok. Aa Yağmur, yağmur aç aç. Hayır sıcak. ev çok sıcak. Yağmur açmazsa. Bak, aynı bahaneyi sıcak. çalışmışlar. Hayır. Hayır. Yağmur açmazsa. Yağmur, ağrı... yağmur, yağmur, bağrı... yağmur, 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 yağmur ya. ben onu söyledim. Ya. Bari yeni bahane bulsaydın Yağmur. ama çabam. O zaman kesin açman lazım. <gülüyor> Hayır. Bakın. Hani böyle bir şey varsa kesinlikle açman lazım ya. Diğer öbür türlü tam açma derdim de. Yok şaka yapıyorum. Üstünü giyin. Bir şeyler giy. Saten gecelik var olur ya yani ne olur varsa işte artık. Saten gecelik falan bir şeyler giy. <gülüyor> 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 Dondum ananı sikeyim. <laughs> <İş> bozma <laughs> Ebo. Hiç bozma. 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 <laughs> Ercan. Of, Böyle, Ercan. Şu arkadaşlara ya. bir kamera <laughs> açsana. Ben bir çiş yapıp geliyorum hemen. Tamam. Mert hasta. Mert açamaz. Yağmur çıplak. Nesin sen musun? Ben açarım. Çok sıcakla ince kapatırım yağmura. Tamam süper. Sen aç. Akın. Tamam. Akın aptalı. Bravo. Harikasın. Akın aptalı da ne oluyor? Girişimci Akın. Akın hadi de güzel soyunuyor falan yayınlarda burada yapmadım. Hırkan bir düştü dedim böyle güzel oldu. Böyle takılıyor dedim. Ha. Mami. Dedem AFK galiba dedem. Herkes Dede! Ben Muhammed Karaman. Bugün sizlere Akın'ın nasıl bir orospu olduğunu anlatacağım. Bu şerefsiz yeni bir proje çaldığını size söylemiş. Ben çalmadım. Kendim Oğlum, yaptım ya. Neyi <laughs> çaldı Hiç enet mi bu karavan? <laughs> neyi çaldı lan? Anlat bakayım be. Faceit. Alptayım. Faceit gibi bir program geçiyorlar. yapmaya çalışıyor. Ben sana anlatacağım. Ya Akın. Çaldın mı lan cidden? Doğrusu. <laughs> Allah çalmadım. Hayır. Al Alp abi. Git Gitmiş temel ders, yazılım dersi almış. Udemy'den. He. Onu öğrenip diyor ben bunu yapacağım diyor. Yazılımcı mı olacaksın Akın? Yazılımcı olmayacağım ya. Bir şey geldi aklıma onu sundum sadece. Dalga geçiyorlar beni. Baba sundum beni. da sunamadın okay. ki amına koyayım. Okey. Okey. Okay. Okay. Ronaldo'yu bir adam Nerede bakın daha izi yapılabilir. <gülme> daha hızlı yapılabilir okey. Nerede orospu bu çocuğu varsa. Işık düştü ha. Esin gayet iyi gözüküyor. Karaman Ercan abi arasına telefondan. Çok su çarptım Melodi. Ercan aşkı anlaşacağım. Melodi çok sıcak. Abi Ercan abi. Ercan, abi Ercan, <aşkına> <araşacağım>. Çok ben çok iyi bu ben. Oğlum sen düzeltmeye çalışıyorsun mu? Nesrin'in. <laughs> Yo saldım. Nasıl değişmiş Harp? Nesrin'in arka plan değişmemiş mi lan dayılar? Hayır ışığı kapattım. Ha. Aaa. <laughs> <laughs> i̇yi bu <laughs> ben de yapayım ondan o zaman. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Ziyan sesinden. Firiz Ercan Firari mi? <laughs> evet Ercan abi şu an anda... <laughs> <laughs> birisiyle konuşuyor sanırım. Firar mı Ercan? Tweetten sonra oraya kaydı dayı ya yani sanırım. <gülüyor> <gülüyor> o gruba bak, bak, hareketler var bak. O tarafta Bu çocuk bu şekilde proje. Bunu nasıl lan? Aman onu cübetsiz. Yani yani cübetsiz. Cübetsiz yapıyor lan? Aman o onu bunu cübetsin. Efekte yapıyor. Bir şey yapacağım. Çağrı senin proje çocuğun Akın mı gerçekten? Akın telli mi? Ya proje çocuğu dedim <laughs> sadece bir fikir verdim. Kısa 8 sene sonra aynı sinemalar Akın mı olacak? Hadi bir daha proje çocuk Akın mı Aman koyayım? Akın? <laughs> Akın şu gözlerini düzeltsene dostum. Dondun Aman koyayım. Düzelttim düzelttim. Akın bir şey diyeceğim ama kızma bura. Efendim. Sen o tişörtünün yarısı niye hep böyle yarı olmuş? Ambas. O atletse ırka takıyordum böyle düştü. Tam şov mu Sonra yapıyorsun bura? o ya. Nesrin orada. Ya. Nesrin, orada. Ne Nesrin ne? orada. Ben yanarken. Ha sen orada. Sen söyle Nesrin o zaman. <laughs> Çağır sen söyle söyle. Belki farklı bir şeydir. Nesrin orada yanarken. Akın'ın orada onu giymesi şov birazcık. İçiş hiç oh o nesin? Damacanadan ya Ramacana'dan içsen o biraz abi. daha... <laughs> 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 Valla bunu do şey, dolaba koydum soğuttum arada böyle de içiyorum. <laughs> ya. Ben de ondan içiyorum da. Hani biterse diye yanına bir damacan al. <laughs> var yanımda. Ha yokmuş. Nesrin'in su çarpım <laughs> RP'sine <gülüyor> kaç puan? Su çarpmadığını hepimiz <laughs> <da>, fark ne? <laughs> Valla su çarptım. Bir de dişimi fırçaladım öyle geldim. Başka bir şey yapmadım. <laughs> Lan Matkap sen de bir duş al amına koyayım. <gülüyor> 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 Bak kız dişini bıçırtıp gelmiş amına koyayım <laughs> <laughs> Sen de bir abdest al gel ya şuraya madem geliyorsun. Yok abi bu yayın abdesti gelmem de. Allah Allah bütün şeyini kaçırttın. <laughs> <laughs> Nesli'cim çok teşekkür ediyorum bu. E, bu aslında bu, ne kadar değer verdiğinin de bir göstergesi. ol. Evet, Gerçekten. Vallahi helal olsun. Tebrik Bana ediyorum Bana ben de o kadar sitelere girdim. Uçlu Hangi mu durdu? Kolay mı Android, bu programı kurma? Android Oyun Club. Diş niye kurcalın? <laughs> macun mu gömdü acaba? Gibi bir soru gelmiş. Macun mu sıkışmıştı ha? Ya hayır yemedim lan macun. Ben diyetteyim artık. Yağmurun nazlanması bittiyse yağmur ee, açıyor mu? Börek giy böyle açayım mı? Börek ne ya? Börek böreği. yiyip mi açacaksın? Ha, acıktım da açık. Bak az önce çıplaktın. Şimdi karnın acıktı. Birazdan tuvaletin gelir. Hayır hayır valla böyle yiyeyim öyle açayım harbiden. Tamam böreği ye. Böreği yedikten tamam. iki dakika sonra aç. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Ercan açmıyor mu? Oğuz yok mu ya? Ercan abi, Ercan abi ile Oğuz AFK'lar. Haa. Ama gelince açar onlar ya. Oğuz zaten garanti açar. Tamam. Ercan'la açacağım özel açılış. Neden Ercan abi lan? edeceğim Ercan'ı. Lan açayım ayıp ediyorsunuz ama gün kamera. Dediğiniz boş bir kasedir. Oo. <laughs> Haklı geldi. Yeni yatırdım arkaya koltuğu iyi olmuş mu? Çok iyi olmuş. Üstündeki yuvarlaklar ne temsil ediyor? O şey ya. Yıllar önce yaptırmışım sik. Emote, gülme imotu. Şey mi? Tutmayan yıllar önce yapıp tutturamadığın <laughs> <öyle. gülüyor> <laughs> Yıllar önce bir kere daha deneyip tutmayan NFT projenden mi? bu. Kim kapattı? Biri ekran kapattık. Karaman gel buraya. Karaman. Düştü düştü. Geldim geldim ben. Düşmedin düşmedin. Geldim valla düzgünken düzelttim ya? Kamerayı kapattım. Evet. Şimdi günün konularını Mami'cim at bakalım. Bur buraya ne danışacağız onu bir öğrenelim önce. Alalım günün konularını. Buraya bir çarpıya basayım ya. Mami. Bir değişiklik yapıp da sen ne açar mısın be? ile biz kameralı konuştuk Mami. ya bayramda. Mami açarsa ben de açmazsam olursun aç. Açamam açabiliyor dersen Mami harbi şerefsizsin. Mami açabiliyor. açabildiğini biliyoruz. Biraz aç o e, görüntüyü en azından tazele amına koyayım. En son öyle hatırlamayalım seni. Yok abi yok. Haberleri Dur. sayıyorum. Say. Oku bize haberleri. Detaylandıralım sonra buradaki stüdyodaki arkadaşı. Okuyorum seçin. Tamam. Başlık bir Alena Tilki'den sperm bankasından çocuk yapar mısın sorusuna cevap. Bir. Cevabı. Bunu konuşmak söylememiş. isteyenler, e, konuşmak isteyenler evet. el kaldıracak. Ben <laughs> biyoloji, fizik konusunda ben çok güçlüyüm. Direkt bilimsel yaklaşabilirim. Beni o konulara dahil benim, edebilirsiniz. Benim. konu bir başlığı geldik. Diye geldik. Bak konu başlığını söyleyecek. Bunu konuşalım diyenler <laughs> bir el kaldırsınlar. Bir tamam. daha söyle. Aleyna Tilki'den sperm bankasından çocuk yapar mısın sorusuna cevap. 3 4 o iş. Tamam diğer konu başlığını alalım. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum'da herkesin içinde kavga etti. Geç bu Nesrin buna kaldırman Geç. lazımdı seni. <laughs> o zaman diğer, diğer geçtim. bekliyordum Mert. Hmm. Göt deliğinden yılan balığı çıktı. Ben buna kaldırdım abi. Siktir. <laughs> Elini ben kaldı beni dal buna. Beni dal buna diyor. 2 4 5 6 Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye <laughs> kaldırılan bir adamın anüsünden göt deliğinden yılan balığı çıktı. İlginç vakanın ülkede bu yıl içinde gerçekleşen dördüncü vaka olduğu bildirildi. Yani bu ilk değilmiş. Doğru. Türkiye'de de benzeri yaşandı bunun. Adamın götünden salatalık. Beybol Salatalık, Bu arada erkeğin, baypazarı, erkeğin baypazarı, bir baypazarı erkeğin girmiş olduğu evet, Tamam soracaktım. Tamam. Şimdi Mami, haberi esas alıp böyle sol köşeye falan koysana ekrana. Hemen koyacağım e, onu ben. Şimdi miyim? bir dakika. E, 49 yaşındaymış bir de. Şimdi bir o dakika. Şimdi bir de haberi nerede yaşadığını söyler misin konunun? E, Çin'de Guangdong eyaletinde. Çin'de Guangdong eyaletinde 49 yaşında bir adamın. Evet, Guangdong'da çıkmaması lazım lan Guangdong'da. Bu arada adam kendi isteğiyle <laughs> anısından içeri ittiğini açıklamış. Kabızlığını yani bu, geçirebileceğini düşünmüş. Adamın e, <laughs> tamam işte kendi yapmış. Yılan şey balığı mı? Evet. Bu olabilir ya böyle şeyler. E Acaba ee... yılan balığını mı karıştırmış? Hayır bak. Mami ebat var, var mı? Oluyor. Ebat. Ya ebat? ebatı yani ben e var bir var var. Ya. Bir SS'i koyacağım olabilir. şimdi yayına görürsünüz. Nasıl? Adam sarhoşmuş. Sarhoş olduğu için galiba böyle şeyleri zevkini almak için yapmış olabilir. Ya bu... Hayır abi söylüyorum işte ya. Evet. Yaş Kabız yaş adam, ilerledikten sonra geçirebileceğini düşünmüş. Ha. Bir dakika Sefa ne? bir şey söylüyor. Evet Sefa. Yaş ilerledikten sonra böyle farklı deneyimlerde bulunmak istiyor insanlar. Ya bizim burada da vardı bir Bekçi abimiz. Ha. 55 60 yaşındayım ben derdi. Ben her şeyi denedim derdi. Götten de verdim, her şeyi yaptım ben derdi. <laughs> Öylece zaten her şeyi denememiz dedi Ben ona inanırım. Yılan balığına yani okey misin yani öyle bir durumda? Ya yılan, yılan balığı artık ya Çin olduğu için şimdi orada benim gözüm gitti zaten. Çin dedim yapar. Ama yani yaş ilerleyince bu oluyormuş abi gökten vermek. Ne bileyim işte tamam, bir yere tamam, vurmalar, kestirmeler ya. falan yaşanıyormuş. Yaşla arasında nasıl bir bağlantı şimdi, ya? Dayım bu adam yaşlandı şimdi. Sen mesela geldin 60 yaşına. Tamam. Ölüme doğru gidiyorsun. E, adam diyor ki şimdi düşünürsün ben bu hayatta ne denemedim? Ne yapmadım? Ha bir farklılık ararsın canın sıkılır bir şekilde denersin bu yolu şey doğru mi demiş de, ya, götüme sıkarsın. yılan balığı sokmadım ben bu hayatta hiç onu bir Tabii. öyle mi demiştir olabilir. tabi olabilir ya yani şimdi yılan olsun. balığı da dememiş olabilir balık demiştir o ara o denk gelmiştir bunun ben sefa bak bunun olayı farklı bence bir tedavi var Çin'de yılanın yavrusunu yiyorsun küçükten o full senin içini full temizliyor. Komple iç-dış temizliyor çıkıyor en son evet. büyüyüp 3-5 yıl sonra. Bence bu olay yılan içeride fazla kalıyor. Full komple temizleyip en son götten çıkıyor yani. Gibi olabilir çünkü 60 yaşında hmm. bir adam niye götten vermek istesin bana saçma geldi. Tamam zevkini almak için yapmış olabilir diyorum ya. Ya Değilmek sen nereden böyle bu kadar zevkli de... olduğunu ya sürekli oldu için, şey, için... Karaman sürekli zevkini almak için. Allah Allah. sürekli <gülüyor> Biraz <gülüyor> ciddiyet <gülüyor> ya bu ne ya? Yılan balığı kaç santim <laughs> Mami? Onunla alakalı bilgi var mı? Hemen bakıyorum. Burada bir bak ki netlensin. Karama sürekli zevkten zevkten deyip durma. İnsanlarda <laughs> soru işareti oluştuk. Ben buna koyayım burada. Abi, 21 düştüğüm santim. Düştüğüm. <laughs> 21 santim. Oha. Oha devasa o. Çok. <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> Peki bir şey soracağım ben. İçeride hareket edebiliyor mu balık? Evet. Ya bağırsakların içinden böyle gidebiliyor mu yoksa Eler, elem, soktuğun yerde mi kalıyor? İbrahim yılan balı yılan değil mi amına koyayım zaten direkt. Tabii Bayağı. yılan düşün suda yaşıyor. Peki bunu niçin yaptığını? Bunu niye yaptığını söylemiş maham. Orayı bize aktarmadın tam. Onu bir de aktarır mısın? Abi adam kabızmış. Bula evet. geçirebileceğini düşünüp sokmuş galiba işte. O zaman işte, Bir yerden duymuştur bu. Kabızlığı geçsin diye. Evet. Hmm. Şey Şeydi laf var ya, e, göte giren yılan boka sarılır mıydı? bu yıl onu ciddiye alıp yılanı götüne sokup boku çıkaracağını düşünmüş. Tövbe tövbe iğrenç tabii ki ama böyle bir şey yok aman koyayım. Yılan o göte girdi mi daha çıkmaz yani. <gülüyor> o... <laughs> göte giren şemseri, mi, Yağmur sen konuşamazsın kamera açmayanlar sussun lütfen. <laughs> Karaman. İyi yok abi. Karaman? Karaman afiyet olsun. Aç, tozu, işte o tozu zaman yiyem, bu konuyu açıklığa kavuşturalım. Yağmur hoş geldin. Hakalan şu. Hoş bulduk. Aman İbo. <laughs> Okey İbo. Ben de okay, açıyorum. Okey. Okey. Okay. Evet Mami bu haber çok ilgi çekmedi yani öyle söyleyeyim. Göte giren balık, yılan balığı. Mevsimi yılan balığı mevsim oldu diye mi yılan balığı sokmuş yani? Orayı tamam, anlayamadım. Diğer habere. Bir de, bir de acaba başka hayvanlar denedim mi? Bir de. Nasıl melodicim? Ya tıkayabileceğini hiç mi düşünmemiş? 21 santim diyor. Yılan tıkamaz ki ya. Yılan neyi tıkacak? Bağırsak <laughs> 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 ben de bahsediyorum. Yani. <laughs> yılan balığı sokmuş. Götüne hiç mi düşünmemiş? Yani benim anlayamadım yılan... burada şunu neyi tartışıyor şu an? Götüne bir şey sokmasına okeyiz ama yılan balığı olmamalı mıydı? Onu mu iddia ediyorsun evet. Melody? Öyle, öyle diyor. Evet yılan balığı rahatsız ediyor. Acaba yılan oluyor. balığı sülük mü koymak istedi <laughs> de yılan balığı oldu. Hani sülük İki sarıdaki farklı şeyler anlar ya. Var ya. <laughs> anlar mı? Olarak. Adam sarhoşmuş sarhoş. Öyle bir bilgi yok ki Karaman. Var. Şimdi, yılan başka yılan balığı. hayvan var mı? İnci Hı? başka pantolon balığı var. Başka... Kedi balığı kırk var. Kırk ayak var. Oh, can Güzel. balığın canlı olup olmadığına dair bir bilgimiz var mı elimizde? O, o bilgi yok. Yazmamış. Canlı da değildir herhalde balık. Ölü yılandır dayı. Ölü yılandır. Çünkü canlı yılanı yapamaz zaten. Ham ya bana kalırsa... Ölü yılan da sert değil. Nasıl girecek? <laughs> Doğru diyor. Ya. ölü yılan yani. girmez. Ya, ya bana Anladın kalırsa fantezi aramış. Bir, bir, bir bakayım kaynak. Matkap'ın bu konuyla alakalı biraz canı sıkkın gibi anlattın Matkap. <laughs> <laughs> Hayırdır? Tam, tam randıman almadan olmuyor yani. Tanıdığım yani bir ölü de... yılan varmış gibi anlattın yani bize. <laughs> bilmiyorum abi olabilir. Bilmiyorum. Vallahi yaşadık Allah yaşadık. Dayım Ayy, n'apıyım? Belgeler geldi de, doğru diyor, e, yılan canlı olmalıymış göte girmesi için. böyle evet. bir elime belge ulaştı. Doğru. Şey de olabilir mi şimdi? içerideyken hareket ediyor, vibratör etkisiyle daha mı zevk alıyor? Hani yılan, başka bir şey değil de yılan mesela. Yılan niye <laughs> zevk alsın abi? Yılan koyayım. <laughs> yılanın böyle ay, bir... Hayır, yılan değil, adam. Evet abi işte ha. öyle, öyle zaten öldüğü için çıkarttırıyor yılanı. Yılan hala yaşıyor olsaydı. Ö öldüğü için ölüyor, hani, bakıyor mı? ki artık hareket etmiyor. Buna zevk de vermiyor. Hiç Yani yılanı siz öyle de... kolay öldüremezsin İbrahim. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim eskiden yılan girdi ne gün. Abi tam ekran yapsana sağ alttan. Bu yani öldürebileceğin bir şey değil öyle. Yani götünle sıkıp da kendini kasıp öldürebileceğin, ya. boğabileceğin bir hayvan değil yılan yani. Öyle nefesini kesemezsin götünle. Onu yani ben onu söyleyeyim yani bildiğim bu kadar benim. Yılanı Dayan, boğmak oradan geliyor aynen. bu su yılanıyla normal yılan bir değil ki. Ne fark var? İkisinin. su <laughs> yılanı daha ince diye biliyorum. Ne farkı var söyle. <laughs> benim benim yaşıyor. Bir tek su yılanında <laughs> elektrik var. Fazladan. Şaka yapacakmış iş. Elektrik var sanmak. Hayır, o bak, yılan balığı. olabilir. Yılanı yok. Su yılanında elektrik vardır. 40 Hayır. volt'a kadar. Gerçekten bu git bak gerçek gördüm. Aynen bir doğru. Biri su, su yılanı, biri yılan balığı. İkisi farklı. Biri Yılan balığı, yılan balığı farklı. Ya Lan aynı şey amına koyayım. Aynı, yılan şey, aynı yılanı ya. Aynı şey ya. Nasıl aynı şey ya? Su yılanı nerede yaşıyor? Suda. <laughs> Suda <Bu> <laughs> zamanda... yaşıyor. Suda. E, Suda. Eee ne yağmur? Içe, iki yılan sene. balığı. Yılan balığı. Ya, bir dakika kafamı karıştırdınız ya. Yani köpeğe sen gülme ya Götüne yılan balığı girip çıkıyormuş gibi oluyor. <laughs> <Ya. gülüyor> Alp Bey. Köpek suya atlayınca köpek balığı mı oluyor? <laughs> Tarihi ayar. Geldi. Alp'in buna cevap vermesi lazım. Kamera verip üstüne koysana kameranı. Aramaz. Da. Mami bir dakika, bir dakika. prodüksiyon yaratma ya. Bak abi, şimdi, sana şöyle kanıtlayacağım böyle. Niye aşağı koy memeli midir? Küpeli oluyor işte. Tamam, köpek balı memeli bir hayvan mı? Hayır. Tamam, ikisi bambaşka bir şey değil mi köpek balıyla ama su yılanıyla yılan balığı aynı türden, aynı cinsten aynı şey. Birebir aynı yani, anladın mı? Ayna, aynası diğerinin yani. Şey gibi bu yani. Nasıl diyeyim? Ses uyuşması mı? sik deniyordu. Aynı kelime aslında yani. Keş 5. Ses değiş. Keş 5, miydi? Keş eş Keş beş. Doğru, Eş Keş miydi? Öyle bir şeydi. Anladım. Ses. Evet. Yok yok, ses burada, ses burada. Sağdan üçüncü abla kim? Sağdan üçüncü. En üst sıradaki üçüncü mü? Yani birinci en üst sol üst desene bunu koyayım. O Yağmur, e, Melodi ve Nesrin. Nesrin bir yemek siparişi veriyor. Biraz bekleyelim. Hayır hayır. Berdin yazmış. <laughs> ona cevap veriyordu. <laughs> ne <Doğru> demiş Berlin? <laughs> Boş ver. getirden <laughs> söyle. söyleyelim, söyleyelim. Berlin ne <laughs> demiş onu da söyle. Hayır hayır. Bir tane isim vermiş. Şu, şu kişiyi takipten çıkar mısın yazmış. Ben de niye ki dedim. Sonra söyledi ama söylemeyeyim şimdi. Tanıdığı biriymiş. Oha bence bunu tartışalım. <laughs> ne? Yok ya yani. <laughs> Yakın bir arkadaşının birbirinden hoşlanmaz ama onun Instagram'ından çıkartır mısın? Ya sizin Senin ikinizin de arkadaşınız ya, mı, mı o gerekiyor? kişi? Hayır Buna hayır. Yok yok arkadaş değil. <laughs> Noel dayı. <laughs> ya ya ama benim. Şey <laughs> hayır hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bizi ilgilendiren bir kişi mi yani? Buralardan birisi mi? Hayır hiç alakası yok. E tamam sizin ikinizin ortak arkadaşı o zaman. Yani... Hayır. <laughs> Ulan kim o zaman yani? Ha ünlü birisi. Sizin tanımayan ama sizin onu takip ettiğiniz. Hayır şimdi söylüyor gibi çok önemli. Tamam Beyrin bir tane öğretmeni bu kadardı. Hee rehber öğretmeni hmm. mi? Matematik öğretmeni. Bilmiyorum bilmiyorum. Karamanke beni aramışsın <laughs> ne rehber oldu? Rehber öğretmeni. Ercan hoş geldin. Ya Berin başka Ercan ne, ne haber? Orada? Bir göte giren yılan ya haberi bak, vardı onu bak, yorumlamak için. De... Şey <laughs> oldu. İyi Nesrin senden ne haber ne oldu? Ben de iyiyim. Ya ne ne oldu bir şey olmadı abi. <laughs> <laughs> Çünkü ne Sı oldu diyor abi. sürekli. Sanki kırımda çalışıyor burada. Herkes su Anlatın lan falan diyormuş. He. Bir dakika bu şey arkadaki şey kaldıralım bir saniye bu neymiş? Bunu nereden kaldırıyoruz ya? Onu açmadan önce Saat tıkla video ya. Ercan çok tıklı, bulursun. Dur bir saniye. Ercan <laughs> <Bir dakika, gülüyor> <laughs> Saat tıkla video ya. Benden de bir 42'lik yazdı <laughs> Ercan şu an. Videonun <laughs> yani. de. Bir saniye dur. Abi göte giren yılan balığı elektrik verir mi? Bu ne lan? Evet. Tam alırsan benim kameraya koyacak yer kalmıyor. Yalan, yalandan ya. Ya da dur bakayım bir deneyeyim. Ne? <laughs> 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 Heh daha güzel. Heh. Tamam şimdi kalır. Evet Ercan haberimizi geçtik ama istiyorsan senin için bir daha değerlendirmek istersen. Moruk bırak ben şunları bir ayarlayayım ya. Tamam moruk. <gülüyor> <gülüyor> moruk. Moruk sen zaman onları hallet. Ondan olsun, sonra abi. sana. Abi, yani olsun. olsun. Tamam olsun <laughs> sen hallet onları. Evet Mavi başka haber ver. Abi bu haber işte şey bir tane de James Webb haberi var. Bu fotoğrafı ha, bak, bir bu yorumlayalım. Önemli. Bu önemli, önemli bir haber. Önemli bir haber. Haber. James Webb Uzay Teleskobu ile, ile ama ya. Çekilmiş ilk renkli fotoğraf geldi. Ekrana da veriyorum fotoğrafı. Ver bakalım. <laughs> Verdim. İlk Bittim renkli şey, fotoğraf James Webb Uzay Teleskobu ile çekilmiş ilk renkli fotoğraf geldi. Tamam. Şimdi öncelikle <laughs> Alpçim sen neden sinirlendin James Webb teleskobuna? James Önce onu bir anlat. Web denen kişi direkt olarak bunun fotoğrafını çeken kişi insanları dinden uzaklaştırmak için böyle bir şey yaptığını kanıtlayamam ama o kadar çok elimde veri var ki James Webb'in direkt birebir gidip insanları dinden uzaklaştırmaya çalışına dair. Peki Bu James Webb amana... kim olduğunu biliyor musun sen James Webb? In? James Webb bildiğin bir adam aman koyayım gidiyor. Evet uzaya gönderiyorlar e, Neil Armstrong'la e, beraber gidiyor. Orada da roketten ayrılıp uzaktan fotoğraf çeken elemanın <laughs> lavun birisi aman okuyayım. Ya hadi bir kere ben... böyle bir fotoğrafı çektim. Ya buna kendi ismini verecek kadar egoist bir piç misin sen? Onun evet. <laughs> evladı da James Webb gitmiş. Yani versene işte ne uzay teleskobu. Foto bu mu mami foto? Foto bu. Neil, bu fotoğraf poz veren de Neil Armstrong. <laughs> Neil Armstrong'u burada Arnold Schwarzenegger oynuyor bu arada. Onu da bilgisini geçelim ki. Evet. Buradan da selamlarımızı <laughs> yollayalım ona. Arnold. Hello Arnold. Yani şimdi şuna mı kuruldunuz siz? James Webb teleskobunu kendi yapıp bir de teleskoba nasıl kendi adını verdi şerefsiz egoist mi? Verdi insanları da dinden uzaklaştırmak için Hadi bu hareketi ya. yaptığını düşünüyorum ben. İki amacı var. Bir evet, Onu zaten ben ben zaten öyle en başta da söylediğim gibi Geri çağrılması taraftarıyım. Ben bu teleskobun. Daha fazla uzayda fotoğraf çekmesi falan lazım değil bence. Bir an önce geri dönmesi lazım yani bunun. Bu teleskobun. Ee, Melody'ye ben bir söz hakkı vermek istiyorum. Bu teleskopla alakalı. <laughs> yani bir söyleyecek bir şeyim var ama burada söylemesem daha iyi. Yok yok direkt söyle. Burası dost meclisi. Emin misin? Evet. İnsanların dinden uzaklaşması için bu fotoğrafa gerek yok ki şu an. Ya, ya tövbe estağfurullah. tövbe tövbe. tövbe, tövbe ya. Ya. Galiba ay. melodi ateist. Allah Allah. Böyle bir şey demedim. Yani satanist direkt bence. Böyle ben bir onu... şey onu... demedim. <laughs> Senin kendi düşüncen ona karışamam. Seni Allah'a havale <laughs> ederim de gör. Elim ayağım. Buna cevap verse verse... <laughs> <laughs> buna cevap verse Sefa buna bir kapak yapar diye düşünüyorum Sefacığım. <laughs> Melodiye mi? Evet. Ben benim ona söyleyecek sözüm yok abi. Abi Allah hepimizi dinlemesin. Yani bir dakika Yanlış melodi bir inanmıyor şey mu? Yapayım. İnanmıyor mu melodi? Bir dakika çok önemli ya bu. İnanmıyor mu? İki dakikada önemli ben olan diye... kısmını söylersen, din... yani söylersen dini görüşümü söyleyebilirim. Alnım kızardı din... benim. Sen inanıyor musun? inanmıyor musun? Çok basit. Şöyle bir kaşıdım, alnım kızardı. İnanıyorum. İnanıyor musun? İnanıyorum. Tamam. İki Hı. dakikada. Müslüman yapacaktım yoksa. Yağmur ee sen ama ne inandığımı söylem sormadın. Ben neye diye sordum. Deist kesin. Evet. Evet. Efendim. Sen bu James Webb teleskobuyla alakalı bir şeyler anlat veya varsa bir James Webb teleskobu dansı mı varsa. Evrende yalnız soralım. mıyız? Bir de da cevaplayın <laughs> bence. <gülüyor> mesela sende şey var mı çıkar mı James <laughs> Webb <laughs> teleskobu dansı çıkar mı senden? <laughs> Nasıl bir şey mesela? O senin hayal gücü ve yaratıcılığına kalmış bir şey. Yok ya ayağa kalkmayayım çağrı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> senin bu teleskopla alakalı. Teleskop güzel. Uzayı Hop görüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Güzel bir şey bence. <laughs> Nasıl? Teleskop güzel uzayı görüyoruz. Güzel bir şey bence. Evet. Evet. Gökyüzü. Küçük gök Aynen. Gök cisimleri. Güzel bir görüntü. Güzel Telefon bir arka görüntü. plan falan oluyor. Ve talk bir kahve artık kitap eşliğinde. E, evet. Ezel şarkısı story. sözleri oldu lan bu. Yemin Starbucks. Story attım Instagram'a bugün. Bin Aynen. like. Aynen. Güzel. Aferin. Yağmur'u Yağmur'u Instagram'da takip etmek isteyenler. Yağmur'dan. <laughs> <laughs> Kanalından. E, mesajını aldım Çağrı arkadaşım. Nesrin'e gönderiyorum. Nesli'ni takip etmek isteyenler. <laughs> e, Nesrin... Instagramın neydi senin nesrin nesrin? Nesrin sondaki ne? İki tane öz Türk. Sondaki ha iki tane. <laughs> ya da boş, ya da boş bir iki şey, onlar da iki levis <laughs> <laughs> Alınmıştı. Ne yapayım ya bu? Nesrin sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> lahmacun diyarı diye bir Instagram hesabı açıp diyar diyar lahmacun yapıp oradayı tanıtsan, <laughs> inanılmaz. Sondaki en iyi lahmacunlar vlog. Bak, Çok iyi çağrı. Niye bu kadar ayıplandınız ya? Yani hem şey yemek değil. yiyeceğim hem ödev gibi. Ercan <laughs> öldürme <laughs> Bak gençlerin şevkini öldürüyor direkt. Direkt biri. kırdı enerjiyi kırdı kanka direkt. Ne gerek var bir ya? Bir şey söyleyeceğim. Kıyma, tari, yaptıralım, İslam'da kıyma içi tari. yaptıralım diyor. Verelim fırında pişirttirelim diyor Ercan <laughs> kral, kral söyle eve gelsin ne uğraşıyorsun? <laughs> yok yok eve gelsin <laughs> dedi Benim anladın evine mı? Evine yaşlısının muhabbeti <laughs> ama da kıyım <köyde. gülüyor> <laughs> bu ne yapmak ya istiyor bak, biliyor musun? Lan macuncu ya. Bak, ya. Alp, Alp şerefsizi bak. Bana kuruluyorsun. Farkındayım. Sal kendini. Tamam Akışına bırak. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Ayık ağzımı açtım. Direkt giriyor ha bu arada. Yağmur nesini kıskanıyor mu? Bunu tartışın. Şimdi Yağmur <laughs> Nesrin'i kıskanıyor mu diyenler, Yağmur ve Nesrin hariç el kaldırabilir mi? Yağmur Nesrin'i kıskanıyor diyen. 1, 2, <laughs> Üç tane el görüyorum, dört tane el görüyorum. Evet. Karaman Karaman'dan başlayalım. Ha. Karaman. Yağmur Nesrin'i kıskanıyor mu? Evet. Açıkla işte. Gerizekalı. <laughs> el kaldırmak <laughs> evet demekti ya. Onu açıkla. Bilmiyorum konuşacağım. Num num Bilmiyorum konuşacağım. <laughs> Üstünü yiyen bunu söyleyeceğim diyor. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben cimcim açıktım. Ya bu ne kadar kötü bir görüntü ama bırak oyum ya. <laughs> ha. Sen mi devrettin? Tamam İbo. Sen nedenini söyle. <laughs> bu konuya hiç girmemize gerek yok. Ben şimdi size madem bilime girdik. <laughs> geçenlerde orospu çocuğunun biri 3 sınav çektikten sonra bey pazarına tek atabiliyorsun dedi. Bunu deneyeceğiz. Siz. Görmüyoruz ki. Aşkın. <laughs> 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 Helal lan İbo. <laughs> Atamadı abi. Atamadı. <laughs> <laughs> yalanmış. Okey. Saneyi daha çürüttü. Okey. Mikrofonunu kapatma. Geğirdi mikrofonunu kapattı. <laughs> bir efsaneyi daha çürüttü. Helal olsun. Helal olsun. ama NT. Nice, Evet çok ilginç bir deneyi gerçekleştirdin. Ee, sağ ol Allah razı olsun. Akin. Evet, sağ, Abi bence evrenin fotoğraflarına gerek yoktu. Instagram'ın senin sayfana girince her şeyi görebiliyorum. Ya Akın. <laughs> anladın, <konumuz> bu <laughs> değil, Akın. Ya, bu değil ki lan. Yağmur neslini kıskanıyor mu, Akın? Olsun. Akın'a takipçi yazsın. <laughs> evet. <laughs> Ambaz ya. Yani Yağmur'a bunu sorduğu anda bile bir kızarma söz konusu oldu Yağmur'un üstünde. Bence bir suçluluk psikolojisini düşünüyorum. Peki mi? bu mahkemenin bitmesini <laughs> bekleş stili tarzı eşkal. <gülüyor> <gülüyor> hani o da çünkü sorunun cevabını merak ediyormuş gibi dinliyor. Hayır hayır çağır ya. Ben konu bitsin diye bekliyordum. Tamam bu konuyu bitirelim. Uzay teleskobu hakkında ileri geri konuşmak isteyen var mı? Ben, ben biraz diyor, daha konuşabilirim. Üstleyeyim. Ben Sefa edebiliyorum. Tamam ediyorum. Sefacığım sen de Ya Şimdi bu teknoloji eğer Amerikalıların elinde gerçekten böyle bir teknoloji varsa bu pezemekler yarın bir gün bizim evimizdeki müstehce hallerimizi de izleyebilir. Evet. evet. Bence birinin buna dur demesi lazım. Doğru nasıl? ben o yüzden siyah perde aldım. Nasıl <laughs> yani? yani nasıl bana. dur diyecek buna? Çözüm önerim var. Ya bir Ayaklan belki biz buradan sesleniriz. Bu kim? James neydi bu Oros ismi? Ya James kardeşim Beb. adam Oros Çocuğu deyip durma ya adam <gülüyor> ölü amona koyuyor. <laughs> <amınakoyim>. James Webb. <laughs> Ona seslenebiliriz diyeceğim adam öldü. Adam öldü, ölü ölü bro. Adam, ölü, ölü. adam nasıl çekiyor fotoğrafı atıyor amona koyuyor öldüyse. Harbi ölüyse. Dostum Ölü değil adam. o cihaz canlı değil ama işte. Makineye gönderiyorlar orada kendi kendine kurulum yapıyor. Cihazın mı ölmüş? Dayı o kadar uzaktan sinyal nasıl çekecek de cihaz anlayacak fotoğraf çekeceğini amına koyayım. Orada başında biri lazım yani. James Webb yoksa bile başında biri vardır. <laughs> Anladım. Kim varsa ona ulaşmam. Aa, barış abi mi var acaba? Barış Özcan. Ha öyle Barış Uycan var. <laughs> <laughs> Matkap sen bir şey diyor musun James Webb teleskobuyla alakalı? <laughs> ya şöyle bir şey, sıkıntı var bence. Mesela bizi şimdi olaya bu... Eskişehir gözünden yaklaşabilirsin. Bilim, aşığı, insanların bu konudaki tepkilerini bize aktarabilirsin mesela. Tamam. Ya şimdi bunu... Şimdi... Ben böyle bir fotoğraf çekmişler, her eyvallah da... Bunun doğru olup olmadığını kanıtlayacak kimse yok. Çünkü bir tek yetkili kişiler bunlar. Ya yani bu adamları yanlış ya da doğru... ...diye sorgulasan... ...bir sonuca varamıyorsun. Hani şöyle söyleyeyim. yani öbür gün bir uzaylı resmi koysa dese ki bunu biz çektik. Bu uzaylı dese... ...ya... Yani... İnanacı sen hani yalan deseekti adam Tekelleşmişler piyasada. Yani doğru, şimdi uzaylıya abi. da aynı. Şimdi bu uzaylı mesela diyelim ki abi sen uzaylı kılına girdin. Yani onların gösterdi, gösterdiği uzaylı kılına girdin beni siktin gece. Sonra bunlar açıkladı dedi ki seni uzaylı sikmiş. Şimdi ben seni siktiğini de kanıtlayamam. Mesela böyle işaret için kullanılabilir anladın mı? Yani, yani aya gidilmedi şey mi diyorsun yani. yani. Ya koskocaman Ayağ... diyorsun ki teknoloji ve bilim sikişmeye bağladın yani. yine helal olsun öncelikle. Ama abi, Eskişehir gözüyle bak dedin ya o yüzden. Eskişehir gözüyle baktın doğru. Ama Aynen. inan ki kardeşim kanıtlarım ben. Yani sen de kanıtlarsın. Uzaylı yok mu olmadığını anlarsın yani öyle söyleyeyim yani. bu derse bu dünyada ve yeryüzünde bir kişi bir kişi örnek verdim abi. Var yani bir şey için kullanırlar derler ki uzaylı. Yani. Anladım. Peki Barlar Sokağı'nda James Webb teleskobunun çektiği görsel kutlaması yapıldı mı mesela? yapıldı abi. Onunla alakalı de. kesin bir parti yapılmıştır bence. A Aynen ilk ilk şey bira yanında tekila bedavaydı. Mesela orada bütün Aynen. sistem onun üstüne kurulu çünkü bira artı tekila sistemi çok oturmuş durumda Aynen, eski beyaz yerde. ne yok bilmem ne giyinene tekila bedava değil tekila değil. Ya olsun artık neyse artık. Bekir Bu arada gitti. bir bilgi geldi. Evet. Uzaydan duyulabilen tek ses ezan sesiymiş. Tabii ki de. Onu da melodiye aktarıyorum. Hadi açıklan Melody. Melody. Bunun doğruluğunu nasıl kanıtlayacağız peki? Uzaya mı çıkmamız lazım? Evet. Ama ben duymadım. Bizim hoca da Uzay söylüyordu. De be. Değil, Buradan bir okuyorum diyordu, uzaya Ama o hiç Sefa sen ne düşünüyorsun bu <laughs> konu hakkında? Uzaydan duyulan ses olarak. Evet. Bence haklılar. Şimdi dünya yuvarlak olduğu için her yerde saat farkı Mesela bizim burada Sabah yazanı 4.30'da okunur. Tamam. Şimdi Aynen. bu eğriler üzerinde hareket ettikçe mesela 4.05, 4.06 diye gider. Hiç susmadan dünyayı dönene kadar sabah yazanı devam eder. Doğru. <laughs> 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 Hatta şey var değil mi Kesinlikle Sefa oruç, doğru bu. Oruç tam iftar saatine denk getirirsen uzay mekiğindeysen sürekli oruç açabilirsin yani sınırsız <gülüyor> <gülüyor> Evet, var mı? Ki de. Ama işte o uzaydayken o saati kaçırırsan da mesela hep oruç boz olabilirsin. Uzayda süresiz namaz falan kılabiliyorsun o zaman bu sayede. Tabii canım. Doğru. Şimdi gidersin <laughs> mesela uzay sabah vakti çıktın dünyadan. 4.05'te. Hep sabah namazı kılabilirsin. E, Cuma'da lupa girer o zaman sürekli Cuma'yı kılarsın. Cuma olmaz. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Cuma, Cuma namazı bir kere bak cemaatsiz kılınmaz. Hiç evet. yani. ne zaman cuma gitti? Ama bu beni sorguluyor ki olmaz ki. Sorgulama. <laughs> cuma günü de. Çok mantıklı. Cuma günü. <gülüyor> <gülüyor> Benim <gülüyor> bir arkadaş vardı. <laughs> Perşembe. Perşembe Cuma'ya giden bir arkadaş vardı hepinizin tanıdığı. Şu an aramızda yok. Samet Yılmaz.z <laughs> Cumaları kalabalık oluyor der. Perşembeden kılardı. O da böyle bir adamdı yani harbiden. Helal olsun orada <laughs> da. çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki bu süreçte böyle de bir, bir hareketlenme var mı? Bir hareketlilik var mı aşk hayatında? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Konu bir şekilde buraya geliyor işte arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım buradan kaçamıyoruz <laughs> pek. Ee, biraz istersen bunu anlat ya. Doktorlardan mı açacaksın konuyu? Ya mesela öyle ruhlar geldi herhalde perde şey oluyor. Şaka yapayım. Öbe evet, estağfurullah. Rüzgar alıyor rüzgar. İbo. Yani... Bir bakayım geliyorum. Beni geliyorum hemen. Kim kapattı lan. İbo kapattı. Melodi evet en son bir tane doktorumuz vardı. Koç e ne oldu? İnsanlar soruyor abi. O rakı içildi mi ya? O yarım rakı. Yok. Hala duruyor buzdolabında. Üstüne ekleme yaptım. Hiç çekimsem yok. Ah <gülüyor> lan. <gülüyor> Üzüldüm ama <onu>. nasıl? <laughs> yani bir şey olduğu yok. Yani aynı tas aynı ama. Devam. Bırakın hala duruyor. Duruyor. İçilme, içilecek günler için bekleme de mi Orak'ı? Yoksa artık ben Orak'ı defterini kapattım kafasında mısın? Yani içmek için bir arkadaşa ihtiyacım var. Tek başıma niye rakı içeyim ki? Ya o da doğru. Aferin. Ah, Rakılı live'ı peki izledin mi? <laughs> i̇zleyemedim ki hiçbirini doğru düzgün. Yani yayın izleyemedim. Peki Ama sen ne zaman taburcu yaparken oldun? Ben izlerim. Ben Haziran'da oldum. Ha yani... Hatırlamıyorum. Ne zamandan beri iyisin yani tam olarak? Ha ya iki haftadır falan çok iyiyim. Ha iyi bir bari. Yok. Yani i̇ki haftadır çok iyisin. Artık bir aya falan orakı içilir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. İçerisinde, bir hani içerisinde ben içilir diye düşünüyorum ben. Olabilir neden olmasın. Abi 21 yaşında melodiye tarihim hani anlarsın ya. Halidesi <laughs> değer o. Ne hani anlarım ya. Melody 21 yaşındayım diyor ama Melody için yaş önemli miydi? Onu bir hatırlatalım. Önemliydi. Kaçla kaç arasıydı? 25 ile 49 olur demiştim. Melody <laughs> <laughs> yaşı çok önem veriyor. 18 54 yaş arası özellikle. <laughs> 25 üstü mü demiştin? 25 üstü demiştim. Şimdi 29 olacağım. 26 üstü yapalım şunu. 26 üstü yapalım. 25 üstü iddialıları da yine de okey diyelim <laughs> mi? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> olur, tamam, olur. Kendine güvenen 25'ler de okey. 26 ve üstü şeklinde. İnşallah hayırlısı olsun. Ee, burada bekar arkadaşları görüyorum. Ercan var. Böyle yaptı elini. <laughs> yani Ercan şey gibi yaptı. Nereden bulacak bu 25'i? <laughs> Kime yazıyorsun? Adam el hareketinden neler çıkardı ya. Yani 25'i nere, nereden bulacaksın işte. Var burada 39 var dedi kendisi için sanki. Değil mi? Hemen oradan lan Ben de yolumuzu yapıyor ondan çağırdı. Çok iyi bir arkadaşsın sana. Ercan Aride. da Melody daha önce hiç konuşmamışlardı değil mi? İyi zannetmiyorum yok. Ha, zan ha, konuşsaydık unutmaz mıydım diyorsun? Karaman kemanı getir. Yani adam olanları unutmuyoruz genelde. Yalan. Helal Mesela Alp'i hiç hatırlamıyorum genel olarak. Yayından yayına. Oy. Alp'e de, Alp e de bir sürttürdü. Geçerken. Okey. Okey. Alp'e de bir süttürdü. Ee, Yok ya. Dayım dayın camdır ya şaka yapıyorum. Yeni haber var mı? <laughs> Yeni habere geçmeden önce. Matkap Bak. sen hangi bölümden mezun oldun. Onu bir daha bir geç bakalım Eskişehir'de tam olarak. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü. Kaç senede bitti? Dört. 4 <laughs> dört senede bitirdin ha. 4 sene, bölümü dört senede, Aynen, bölümü, dört senede bitirdin. Aynen öyle. Helal olsun. Başka? Helal. Olsun. Başka? Başka? Ne yaptın yani? Son 6 ayın mesela nasıl geçti? Ha, son 6 ayım tam işte gider ayak ne, ne yapıyorsam hani kafama göre yaşadım. O kafaya göre mi? <laughs> Aynen bu kafeye göre. Ben He. de her zevki tattım. Şeyin dediği gibi. E, Sefa'nın dediği gibi hani bir yaştan sonra. Kim dedi onu ya? Bir Sefa dedi var, belli. Ben... Sefa'nın mahalleden bir her, her şeyi tattım işte gitmeden. Dedim gidiyorum zaten. Balığı denedin mi peki? Su balığı Yok balık bu yok burada yok balık. Su yok zaten burada. Porsuk var onda da çıkan balık yenmiyor zaten. Göte bile sokulmaz yani. <laughs> Gel de sivricede deneriz biz. <laughs> aynen sivrice olabilir. <laughs>

Matkabın... Işte, saçı da kıvırcıkken olmadı. daha güzeldi diyen var matkaba. Saçı kıvırcıkken daha güzeldi. Farklılık ya. Bu da farklılık olsun diye yaptım böyle. Bir matkap sesi kurute. alalım o zaman senden ya. Matkap sesi alalım. Bir de o zaman ses ayarını yapayım. Mikrofonu yeni taktım. Bir yap. Bir deneme yapacağım geliyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Geliyor. R500 Ar, oldu. Geliyor gibi özel bir matkap isteği olan var mı? benim var abi darbeli yapabiliyor mu? darbeli, Aa, sen ne diyorsun? darbeli hercan yapan. özel darbeli <gülüyor> 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 Oha mnokim hercan <laughs> ilk defa mı duyuyorsun sen <laughs> evet hercana bak güldürdün allah şey da seni olabilir. güldürsün sevap işledim <laughs> <çok gülüyor> Büyük şey sevap oğlum, bir şey hiç, hiç, oğlum, hiç beklemiyordum. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Şimdi güzel matkap hala matkaplıkta devam ediyor. Hiç yolda falan çeviren oldu mu matkap yapsana falan diye. Buradan yayınlardan. Şey tane. De, bir, e, bir, tane burada bir papta kulüpte bira ısmarla diye ısrar eden oldu ben seni tanıyorum diye. Ha, seni tanıyorum Oo, tam bana bir ısmarla. <laughs> Aynen bana bir ısmarla diyen oldu. Erkek mi kız mı? Erkek. Hı. İşte bir de sen bir de ısmarladın vardı. mı? Yok. Niye sikmek Top zorunda kalarım diye mi ısmarlamadın amına koyayım? Hayır, şimdi ibneliğini istiyordu. Anladın mı? şeyini, şeyline değil. Ha, yani. bir yani de anladım. bir de birkaç kişi daha yazdı işte Eskişehir'deysen buluşalım falan filan da. Sonradan öyle kaldı ya. Kız mı hmm. erkek mi? Kız da var, erkek de var da. Bilmiyorum pek. Şey yapmadım. Ee, sen net mi yani, değilsin? Hayır ne bileyim hani şu çıktığım kişilikle adam şimdi taşak mı geçecek ben ne? Şimdi ne çıkacağını tek emin olamıyorum ya o yüzden. Doğru. Yayında sonuçta matkap Aynen öyle. O zaman senden bir ben bir özel bir istek matkap isteyeceğim ya. Tamam. Bana bir delemeyen matkap, delemeyen. Bir matkap verebilir misin? Delemeyen. Aynen. Ama şöyle. Dur 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 dur. Çok arzulu. Yani Sanki deleyin? yani ilk çalıştığında delecekmiş gibi çalışmaya başlıyor. Tamam. Sonra delemediğini çok fark ederekten böyle bir hüzün ve ayar kırıklıklarıyla birkaç kere daha deneme deneme girişimi yapıyor ama günün sonunda delemiyor yani. Anladın değil mi o duyguyu tam olarak yani anladım ben, mi? Anladım. Aynen. Evet, şimdi duyguyu alalım. <laughs> o zaman 3 aşamada olacak bu. Bir delmek istiyor. Delemiyor ikinci de ısrarcı, üçüncüde de artık hayal kırıklığı. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzünlüydü. Ağzına sağlık. Ee, bir tane daha alayım ben. Bir tane daha alayım. Bu matkap e, şöyle bir matkap olsun. Anında deliyor ya. Gel dokundu duvara girdi anda delip deşik ediyor yani anladın mı? Oradan oraya oradan oraya dele dele giden bir matkap. <laughs> Güzel. Güzel hoş. Abi yanlış deliğe girsin çıkarmakta zorlanalım. <laughs> tamam yanlış deliğe girip çıkması zor olan matkap. <laughs> <yaz>. Alabilir miyiz? <laughs> Güzel yaratıcıydı Akın aferin. Teşekkür ederim ha. Akın bir Bakayım bu ses nasıl olur. Akın sor istersen. Tamam. <laughs> Burada çıkamıyor. Orada bir çark sesi geliyor. Bu da Akan'ın yeni Netflix'teki 10 bölümlük dizisinden mi sahneydi? Hiç <laughs> abi dalganın. <laughs> Çekimleri başladı. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamadığı için çekimi devam ettiremiyorlar yani şu anda. Evet o zaman Melodi senin bir matkap isteğin var mı? Hmm. Şöyle bir matkap olsa bu gece iyi olurdu dedin. <laughs> <laughs> rakıyı çok içtim, sarhoşum matkabı. <laughs> ha şöyle olur o. Rakıyı çok içtim, kafam çok güzel, bundan faydalanan bir matkap olabilir. <gülüyor> <gülüyor> faydalanan kim ama? <laughs> i̇şte o matkap olacak işte o anladın mı? O matkap sesi istiyoruz. Tamam, tamam ben hikaye veriyorum tamam. matkapçım. Tamam. de rakıyı fazla içmiş, kafası çok güzel. Bundan faydalanacak bir matkap sesi. Tamam. Korkutmadan. <gülüyor> 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 Bir de şey yap o zaman. Madem e, e, yine melodiden gidelim. İki haftadır iyiyim bir a bir aya yani matkap ısınsın anladın mı? Tamam. Bir ay içerisinde de matkaplık görevini gerçekleştirecek bir matkap sesi istiyorum. <laughs> Şimdi ilk matkabı ısıtacağımız o kadarıyla. Matkabı bir ay daha ısıtacaksın ama bir ay sonra kusursuz bir matkap olarak girecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok. çok güzel. Çok güzel. <laughs> e ee, oldu mu melodi sence? Çok çok iyi oldu. Tamam. Şimdi o zaman Alpe bir tane matkap isteyeceğim. Tamam. İlk giriyorsun. Tamam mı? Tamam. <laughs> sonra ucu kırılıyor matkapın. Sonra sekiyor sürekli duvara hani böyle hani matkap yapıştırıyor sonra deliğe bir türlü girmiyor anladın Duvarda böyle bir yukarı bir aşağı matkap çıldırıyor amınakoyim. Öyle bir matkap yani. Kırık tamam. matkap. Ama ilk girdikten sonra kırıldı, kırılma hissini almak istiyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Bu çok iyiydi lan. Bu çok iyiydi. Şimdi bir tane de Ercan'a yapalım o zaman. Gönder gelsin de gönderiyorsun bakalım. <laughs> hikayeyi kur ama çağır güzel hikaye, bir hikaye. dur hikaye kurayım. Hikayeyi. <gülüyor> hikaye <gülüyor> nasıl daha, daha olsun? Daha kurumadan gülmeye başladın oğlum. o zaman <laughs> bir tane çalışmayan matkap. Yanlıştı. <laughs> 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 Hiçbir işleri yok değil mi matkapın denemez giremez hiçbir ya, şey ha, Boşa ha. dönüyor çarpın. Tamam. Şimdi İboya bir tane matkap isteyeceğim. Tamam. Sürekli Gelsin. sürekli dönsün ama bir türlü giremesin yani. Duvar tamam. bulamasın yani anladın mı? Delecek duvar bulamayan matkap. <laughs> Çok iyi. Öyle bir tek kafasıyla canlandırıyor ya. Efendim? <laughs> Biz, bir tane de ben matkap istek verebilir miyim? Bir tane. Evet. E, matkap. Benim istediğim matkap şöyle. Sadece yaşlı duvara giren matkap. Genç oldu mu girmiyor yani. Yaşlıyı gördü mü lak diye giren bir matkap istiyorum. Sana <laughs> <zanneden>, rica ediyorum. Tamam. <laughs> Alalım. <gülüyor> Bir kez şeye uğruyor, o zaman ben de yani senden bir matkap iyi. daha istiyorum. Tamam. Ee, Ethereum düşünce duran matkap. <gülüyor> <gülüyor> Dönmeyi bırakıyor Ethereum düşünce. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> 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 Kripto para piyasalarına göre çalışan bir matkaptı bu da. Bir de bize her zamankinden versene. Duvara gir, girmeyen matkap. Bilinçli, kontrollü... Benim mi sesim gelmiyor? Yok matkabın. Matkabı, tamam. Niye gelmiyor? Geliyor geliyor. şimdi. Tamam bize her zamankinden ver o zaman. Ee, bilinçli olarak girmiyor. Anladın tamam. mı? Yani... Sürtüyor, duvarda sürekli sürtüyor. Bir sağ bir sol ama girmiyor yani. Öyle bir matkap istiyorum. Kim ya ben tanıyamadım bunu. Kanka bu, bu liseli matkap bu. ben Noel sandım. <laughs> o da olur. Başka özel matkap isteyen var mı? Yağmur. Efendim. Özel isteğin var mı matkap? Bizim. yo Yok Ne, ne olursa olsun mu? O modda mısın? <laughs> olsun da bir matkap. O modda mısın? Önünde böyle 5 tane lahmacun olan ve onu yemeye dayanamayan Nesrin matkabı olsun. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Abi Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo <geçiyor. gülüyor> <laughs> <laughs> oo. Ama o şey harbiden oha yani artık Aa. Bari bu şeyde cevap oldu Yağmur neslini kıskanıyor muyu hayır. Evet. evet kıskanıyor gibi Bence evet, kıskanıyor oldu. muyu bilemedim Ama Bu düpedüz bir dis Olarak algıladım ben bunu Hayır hayır chatte biri yazmıştı Onu gördüm güldüm Benim söyleyeyim bari Sen ha, tam o sırada yani. sordun ondan Peki neslin şey Sen yok. de o zaman Yağmur Yağmur'a bir matkap gönder Hadi Nesrin. Hmm. ya uf, düşünmedim ki hiç. <laughs> sen o zaman bir parka gitsene sen çık bir <gülüyor> doğa <laughs> yürüyüş <yürüyeceğim. gülüyor> yap. Aynen. Ben bir sahil havası gelsem iyi gelecek Sen bana. bir sahil havası al gel öyle düşünürsün yolda hem. <laughs> ben bir düşüneyim söyleyeceğim. Matkap hep burada nasıl olsa. İnşallah. Tamam sen bir düşün. Karama senden var mı matkap isteği? Benden hepsi olur abi fark etmez. Delsin de yeter mi diyorsun yani? <laughs> Delsin yeter mi? Aynen öyle. Eee Sefa'cığım senin var mı bir matkap isteğin? Benim şöyle bir isteğim var abi. Böyle koltuk kurulumu yaparken dayanamayıp bir anda giren bir matkap. Tərbiyesiz. <laughs> <laughs> Tam bir terbiyesiz amına koyayım. Evet, Yapayım var mı öyle bir matkabımız? Var var. Var. Ben Şimdi de, de var. Şöyle <laughs> evet. İlk kurulumu yapıyor. O sakinlik şey var. Sonrasından çıldıracak. Aynen. on <laughs> da Kim bile aynı amına koyayım elan. Allah Allah. E, deneyimli arkadaşlarım. Nesin herhalde artık düşünmüşsündür. Süremiz bitti. Kağıtlar alalım. Evet. Aa, <laughs> ben de en sonuna kadar vaktim var sanıyorum. Tanıyor. Ya sen <laughs> niye? Tanıyorum. <laughs> sen niye tonlamalarda hata yapmaya başladın ya konuşurken? Sanıyorum. Sanıyorum. Hayır yanlışlıkla çıktı sonra düzelttim hemen. Ama kız sana burada laf soktu. <laughs> ya bir şey olmaz. Yağmuru soktuğumda <laughs> <laughs> Başta ne? iyi girecektim, sonra baktım yağmur lafa gitti. dedim gitsin. <laughs> o zaman matkap nesin içinde yağmurun matkabını yap, yağmur matkabı olsun yani. Girse de çıksa da hiçbir şey olmayan bir matkap yani. Girse <laughs> <laughs> de çıksa da hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> 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 Aynen. Güzel. Düz matkap. yüz matkap. İnşallah bu matkap sesinin yeteneğini bir yerde kullanabileceğim bir alan <laughs> Allah'ım karşına çıkarsın ya. Burak haricinde. i̇nşallah. Gerçekten. Ben, ben böyle matkap sesi yapabiliyorsun inşaat İnşaat mühendisi okurdum kanka. Haberin olsun yani. Çok geç <laughs> Şantiyeci olur bu, abi Yani. Gerçekten bak. Bunu düşünsene şantiyede <laughs> Mesela atıyorum inşaattasın. inşaat matkapla çalışman lazım. Ama dinlenmek istiyorsun bir yandan. ağzına matkap sesi ver yat amına koyun mesela. Ha, bu yüzden de şey mi seçilir meslek mi seçilir yani <laughs> Ses çıkartıyor. <tam gülüyor> şey. evet direkt bak ne oluyor senin için? bilmiyorum abi. Ben geleceğim mesleği olabilir ama bilmiyorum. Şu an pek uygun görmedim yani. Yarram <laughs> iktisat okumuyor musun? <laughs> Okuyorum abi. Aynen. Sanki bana amına koyayım genetik moleküler biyoloji okuyor. <laughs> <laughs> Niye bunu duyarına girdin yani? Bunun için gelecek mi abi? Bunu geleceğimizi <laughs> bunun için mi kullanan falan? Hani <laughs> göre <laughs> iktisat okuyor ona <amına>, <laughs> Tamam abi yüzme vurma. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sakın yanlış anlamayın. İktisat okuyanlara bir lafım yok. Sadece duyarını kasmaya çalıştığı için ben ona şey yaptım. E, ee, Mamicim yeni bir haber var mı? Var abi. Buyursunlar. <laughs> Fırında dört erkekle basılan kız bana hamur açmayı öğretiyorlar dedi. Evet bunu görmüştüm. Ya dostum bu nasıl haberler bunlar ya? Bunu sanki ben de gördüm. Haber ya. bu kadar abi. Yani sizce ne yaşanmış <laughs> olabilir o fırında? Onu e, yorumlarsanız. Görsel yok mu? Görsel veriyorum <laughs> yani. Videoyu göndereceğiz Ercan. Şey şey. şey. <laughs> ya. <laughs> Yayından sonra videoyu atarız. <laughs> ya bari niyetini bu kadar belli be adam. Tamam da niyetini var bu kadar belli etme ya. <laughs> İbu Şimdi... ayıcık kimin arkadaki? Benim ayıcığım. İbo'nun kız arkadaşı aldı İbo'ya Allah 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 olsun Hayırlı olsun Allah Allah olsun. Allah olsun. Allah 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 bir Allah 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 Bence de doğru. Fotoğraftan belli. Arkadan açmayı evet. öğretmişler Hamur'u. Ben katılıyorum. Zaten şöyle çıkıyor Alp. Fark etti sen. Bak e... kadın şöyle çıkmış. <laughs> Aynen. Öğretmişler bak. açmayı. Bunda bir problem yok ya. Bu Böyle ne zaman haberi mami? Haberin tarihini bilmiyorum. Adamın üzerinde pantolon var ya. Yani ben... şu yüzden yemek için çok geç kaldık mı ekmeği onu mu söylüyorsunuz? 22 yaşındaki <laughs> Birgül. <gün. gülüyor> Hadi. <laughs> Çarık fotoğrafa baksan çok eski duruyor. yeni ya <laughs> daha. Kızın adı da yazıyor ve yaşı Yeni, yeni, ya, yeni, yeni haber. <laughs> bu daha yeni ama bu arada. Bu 17 Temmuz 2022. Dostum... Peki hamur açmayı çıplak mı öğreniyordunuz demiş zabıta. Üstlerinde kıyafet var işte. Ama demek ki çıplak basmışlar Ama sıcak oluyor ama yağmur ver. fesat düşünmeyelim. Ha. Sıcak oluyor evet sıcaktan dolayı soymuş olabilirler. De mamiciğim burada e, kadın arkadaşlarımızın daha fazla yorum yapabileceği düzgün bir haber yok mu yani şimdi? Bir tane daha var. Var var okuyacağım ben. Evet geçelim. Alnos uzun bir aranın ardından bugün izleyicileriyle buluşacak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> evet. Başka? Çocuklarının doğum belgesinde 3 babaya sahip aile ilke imza attı. Yani çocuğun 3 babası varmış. Üçlü ilişki yaşıyoruz iki çocuğumuz var. Nasıl lan bir çocuğun nasıl 3 babası nasıl olabilir? 3 babası üç. biyolojik olarak gerçek mi yani? Lan evet öyle olabilir öyle bir şey? Öyle yani, olur. olur olur dayı. Doğum olur. belgesinde yapılıyor. Ya. <laughs> yumurta ya yumurta diye bir şey var. Ona bir tane sperm giriyor aman okuyayım. Üç tane girmiyor. Evet doğru Sper söylüyor. Nasıl? Işte. <laughs> Ama yok karışabilir. E, ben maksimum <laughs> maksimum Nasıl 300 olur. Maksimum Şimdi... 300 yani. Yok sperm bankaları bunun için çalışmıyor. Evet. Aman da bu kadın kredi mi çekiyor aman okuyayım üç, üç tane adamdan yani hiç alakasız bence. Direkt imkansız diye düşünüyorum. Ortada kadın var mı Mami? Yok. Üçü de babası. Kadın yok. Ha, O farklı ama. Nasıl lan? Bir dakika. Nasıl? Çocuğun üç mi? Mami tane şu haberi bir düzgün erkek. anlat. Anlayamadık haberi ya. Kaliforniya'da yaşayan Ian Jenkins ve sevgilileri Alan Mayfield ile Jeremie Allen evet. hepsinin Piper'in babası olarak adlandırılan bir doğum belgesi. Bir dakika bir dakika çocuğun adına Piper mi koymuşlar? Evet, Piper koymuşlar çocuğa. Bunlar amına koyayım. Piper değil, mi olur ya. Kaliforniya'daki piper. ilk çoklu ilk çok eşli aile olarak kabul edilmişler bunlar. Bir şey diyeceğim. 3 baba anne yok mu? Anne yok, 3 baba. İşte ortada Oğlum bir çocuk. 3 tane bu? baba. İşte nasıl oldu işte. i̇şte. Kendi kendi bir erkek erkekten taş çocuk. Taşıyacak anne. Taşıyacak taş 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 evet. Üç adam da mı taşıyacak anne? Yani taşıyıcı de bir şey söyleyeceğim. Üç e, o zaman Ağlesin. biyolojik babası olmaz mı? Hayır nasıl olmuştu? Bir dakika diş doktoru doktor olarak Nesrin en azından <gülüyor> diş <laughs> okuyan bir <laughs> ekimlik okuduğu için ona... Ondan öyle çiftler taşıyıcı anne tuttuklarında atıyorum hepsi e, şey tüp bebek gibi yapıyorlar ya atıyorum. Tam or, bilmiyorum orayı da. Hepsi ha, veriyor. Sperm. yani. Hayır, Kastere. hepsi veriyor sperm. Hangisi kadında tutarsa diye. Yani Öyle o yüzden bayağı ama... mı çalıyor Nesrin? Bir dakika, bir dakika. 3'lü de sperm. Öyle değil ama o değil ama. Tamam işte biyolojik babası olması imkansız. Olsaydı belki 300 üç, olsalar. olur derdi. olur. Olur. Hayır, Hayır bak. <laughs> Bak şimdi şöyle haber şu ama olmuş artık nesin ol olması imkansız değil mi? O kimlikte öyle şeyde yani <laughs> e Biyolojik olarak müjik değil. Müjik ya sen Piper'i gördün müjik... mü? Sen Piper'in fotoğrafını ekrana versene Bey. <laughs> Piper'in ee, fotoğrafını hemen, ekrana ver bakalım neye benziyor? Babalarının e fotoğrafı diyor, varsa babalarını da ver. Edebeler çakan çok komikti bu arada Nesin. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, bu bunu konu konu işleyelim. Bu çok önemli bir konu. Birincisi böyle bir şey biyolojik olabilir mi olamaz mı? İki bu çocuğun hayatını da bir konuşalım. Ben oraya da dokunacağım. Biyolojik olarak böyle bir şey imkansız bence. Çünkü de yani Nesin diyor ki hangisi yani olursa. Lan yani bunu açıp döküyorlar mı tamam, Nesin? Tamam şey e, Hayır bir şey söyleyeceğim yok. şimdi. Birisi bir de kamerasını de, kapattı. Ekranın bozuldu. Kim kapattı o açsın. Ya Alp dayı Şimdi şöyle Melodi, su alıp gelecekmiş. Ha, tamam. Şimdi yani. sonradan yerleştiriyor, yerleştiriliyor ya siper. Bir tane yerleştirilirse tutmam olasılığı olduğu için zaten tek seferde 4-5 tane yerleştiriyorlar anladın Şimdi mı? Ama, yani. Neslin... ama farklı kişilerden mi yerleştiriyorlar? Bak Neslin... buradaki Hayır. sorun işte şu. Bunlar öyle yapmıştır diyorum. Bak Nesrin buradaki <laughs> olay ne? <diyoruz? gülüyor> Piper'in genetiğini alıyorlar. DNA testine sokuyorlar. Piper'in DNA'sı 3 babayla da uyuşuyor. Ha. Gerçekten mi? Şimdi ben bu anlamadığınız burada. <laughs> böyle bir şey aslında bilimsel olarak olamaz çünkü... Hangisi babanın... piper? Geldim Belki baba. çocuğu satın almışlardır. En sol piper. Piper hangisi Sonra. mami? En küçük. En küçük şu, şu sağdaki. Sağ Babaların kardeş Sağda olma ihtimali ne? Babaların kardeş baba olma ihtimali. Baba 10 baba mı olacak? Baba karısı 3 baba var bir de 10 babam olacak. Ne kadar saçma. Baba karışmış diye bir şey yok. 3 baba. <laughs> baba karışmış <laughs> demedi. Sakin ol Allah'ım. <laughs> sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol. <laughs> Babaları karışmış <laughs> değil. kardeş olma ihtimali <laughs> de Sakin dayım. Pardon. Dayım, Amca baba yarısı değil mi? ben gerildim bir tık. Ya o zaman 3,5 olurdu. Evet, amca baba yarısı diyelim. Evet. Baba yarısı. Bence diğerleri iki tane amca, dört amcası var topla. hey, bunlar yani bir fotoğrafta olduğum yok. konular ya. Valla kusura bakmayın. Ya senin ben matematiğini sikiyim akın. Üç tane adam var, üçüne de baba diyor. Amca de altı tane olması lazım. Ya <laughs> ne <değil mi? gülüyor> salak bir muhabbet amca baba. Ya yarısı, babaları bozdursan yani. bozdursa altı amca etmez mi yani üç babadan? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya, Dayı, akın, böyle bir şeyin imkanı yok. Bu spermler üçünün de genetiği çocuktaysa yani ha biri gerçek baba mi? mı diyorsun? Pardon Alçim. Akın. Evet. E Efendim abi biri Bi gerçek baba. Diğerleri amca. Tamam içi yazıyor Bir dakika. Ama şöyle abicim ee, kimin spermi alındı da o sperm üçünün de genini taşıyor. 300 bunlar o zaman. Başka anlamıyor bitti. Ay, dayı, dayı, ben sana anlatayım. Bak bu 3 tane baba bak çay bardağı <laughs> geliyorlar. Tamam dayı. Önce bardağı. Tamam. Bak, tamam, şu <laughs> Sefa, Sefa çok, <laughs> hadi, hadi, çok hadi. kilit bir şey anlatıyor dayı. Sefa bir... barda sonra böyle çalkalıyor karıştırıyor. Sonra bankaya. He sonra kadın gidiyor He kredi çekiyor. Anladım lan doğru söylüyor. Nasıl ya Baba Sefa? Kendi imkanlarıyla önce... çay bardağını mı boşalıyorlar onu mu diyorsun? Heh. Önce bardağı. Ben işte Alp dayımın anlayacağı gibi. Nesrin biraz doktor olduğu için terimsel anlar. Hayır çiş, çiş test etme şeyi var ya kapları. O da olur. Tamam, problem değil. Önce bardağı. Bardakta bak böyle çalkalayınca karışıyor gördün mü? Evet. Bak şimdi üçü de karışmış oldu. E bunu bankaya verdikten sonra bunu alan üçünün biyolojisinde taşır. Malta'yı diyor ki o spermlerden sadece biri giriyor, biri gerçek babası evet. diyor. Evet işte. Sefa, Ama işte Üçü, girdi, üçü zorlu, Her adamdan girmiyor. Sefa bak, her adamdan bunu kadınlardan <laughs> da yorum alalım ki biz şimdi bilmiyoruz. Biz sperm tarafını biliyoruz. Ben bildiğim şu bizden diyelim bin tane gidiyor tamam. Bin sperm bende. Evet. Yani ben kendime örnek vermeyeceğim. Bin sperm A kişisi, bir, bin sperm çağrı kişisi. 1000 sperm de Ercan'dan gidiyor tamam mı? Ercan'dan, Ercan'dan gitse şu anda Aa. bir şey söyleyeceğim yalnız bin. Ercan'dan hani tam gidemez pardon özür dilerim özür, Örnek özür, verdin mi Ercan'dan hani 100-150 yazalım yine de <gülüyor> 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 Tamam <ya. gülüyor> lan sağlam gidiyor Hani örnek verirken de birazcık daha realist <laughs> örnekler verelim Bana yaz mesela 5-10.000 yaz bana Çağrı'dan 5-10.000 gidiyor evet. Ercan'dan bir ay başında ama bir ay başında onu tamamlıyor. Ercan'dan da aynı miktar. Bir de bir kişi daha katmam lazım da buraya kimseyi karıştırmak istemiyorum. Noel'i karıştırdım. Çoban da giriyor. Sadece tamam. çağrınız ki gitti girdi içeri. Artık bu sadece çağrının genini taşıyor. Üçünün geni yok demektir. Bitti. Dayım bak evet. şimdi barda boşaldın. Bak karıştırmadın ayrı durur. Ama bak gördün mü Çalkalayınca karışıyor. Doğru S diyor. Ha. Homojen kıvama geliyor. Anladım. Ya Sperm bunu on, biliyor musun şimdi? abiden 10 bin bak dur anlatıyorum bakın. Çağrı abiden 10 <laughs> bin gelince işler değişir. Bunu bir mikser yardımıyla karıştırırsan Aksın. Ya, yarım bırakırsa olabilir ama bak. Spermleri bu, mi mikser, mikser, yardımıyla karıştıralım? Bardağın içindeyken mikser yardımıyla karıştırırsan ya bence karışması bu lazım abi? artık. <laughs> o çayı içeceğim mi Sefa bir merak ettim. Yok bu, bu bitti artık soğudu. <laughs> tamam. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bunun imkansızlık var burada. Sadece bir kişinin spermi gider. Sperm dediğimiz şey... Yani boyutu böcek kadar bir şey anladın mı? Karınca kadar bir şey. Böcek ne amına koyayım ya? Karınca <laughs> 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 kadar bir şey amına koyayım yani. Bu karınca kadar şeyin bir tanesi girecek oraya anladın mı? Şimdi bak şöyle anlatayım sana Sefa. İstediğin evet. sabahtan akşama kadar karıştır. Anladın mı? İst ya yani bir yerde karışması lazım artık. Tamam karıştı diyelim ki hepsi. Binlerce sperm birbirine girdi tamam mı orada? Evet. Sadece onlardan bir tane sperm kullanılacak. O da şans eseri kimin spermi seçilmişse artık. Ama haberde öyle demiyor. Ne diyor bir haberde? Olur, Üç tane biyolojik babası var diyor. Biyolojik o, kelimesi, o, kelimesi geçiyor mu orada? Geçiyor. Tane... Canım geçiyor geçiyor. geçiyor. Gerçekten mi? Mami haberi bir daha Allah verir misin bir haberi? Oku ya. Çözdüm o zaman. Biyolojik diyor ya. Çözdüm Alp bende kal. Tamam Merhaba dinliyorum İbrahimcim. Deniyor, <laughs> geldi. Geldi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Şimdi anlatacak dayı şeyle. Beher Glass'la. Üç <laughs> <laughs> <3 gülüyor> mü dedik Mami? Okuyacağım mı evet. Mami? Evet üç <laughs> dedik. İbo yapsın İbo kanıtlıyor. Burayı gördük. <laughs> üç tane. Üç tane fazlası yok. Ayırttın mı Alp? Ayıktı Mamunokoy'un şimdi aynı anda 3 tane. <laughs> Aynen, Aynen öyle. Yani Aman yani kapan yok kafanızı hiç karıştırmayın. Bu kadarmış oğlum niye bir kimse... Haberi <laughs> Sen... yanlış anlamışız oğlum. He. Ben anlayamadım ben abi. Aynı anda... <laughs> aynı anda... Aynı anda. Aynı anda 3'ü de... 3'ü yani de biyolojik babasıysa başkan nasıl kanıt olacak? Aynı anda 3'ü de ne yapmış? <laughs> okey. Okey. Grup <laughs> yapmış. Okey okey. Ya bankayla mı grup yapmışlar amına koyayım ya. Süpermarketten alamamış. diyor 3 tane penetrasyon Hayır. gerçekleşmiş diyor. Evet. Meledi evet. penetrasyonu. Evet. penetrasyonu, ben şey penetrasyonu ben o penetrasyon yapmış Fen bilim okumayanlar da. penetrasyonu sadece bir konuda biliyorlar. Geçmiş o yüzden şok. çok o konuya girmeyelim. Tamam. İbo yanıyor Basketbol değil mi Çağrı? Yok lan çıkarlar. Evet. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ruhi Çenet. Evet Mami son Bitti kez haberi mi? bir daha Bu, oku. Bitti açıklığına geldik mi? Biyolojik mi? Çocuğun hayatına geleceğiz bir de şimdi sınıf. Sınıfta şimdi soracaklar babanın. Biyolojik mi yazıyor orada tam olarak ne yapıyor onu bir şey yap bakalım bir daha oku bakalım Mami. Şu resmi de kaldır sikeceğim belanı ya. 45 Dursun yaşındaki Doktor Ian Jenkins ve sevgilileri Alan Mayfield ve Jeremy Allen biri doktormuş babalarından. Aynı doğum belgesinde 3 biyolojik babasının o. isimlendirilmesine izin verilmesinden sonra yasal olarak ilk çok eşli aile olmayı başardı. Dayı, iyi dinleyin. Biyolojikse Biolojik bu çocuk sınıfta. Ben size bir şey söyleyeyim, ben çözdüm. Baba, bu ha. çocuk gerçek babası doktor olan. Ben sana söyleyeyim. Nasıl doktor abi? olan. Hmm. Niye? O doktor orada o spermi ayarlamıştır. Bir şey söyleyeceğim. Sadece yani. belgede sahtecilik ha, var. Belgede <laughs> bir sahtecilik evet. vardır. Yani doktor adam amına <laughs> koyayım. O illaki bir testi bir şey yapmıştır onu. Benim Anladım tanıdığım mı? bir doktor var bu konularla ilgili. Benim ilgilenen. de var, benim de var. Var mı? Bir Kim abi senin tanıdığın doktor? Şahreyn'in babası. Şahre'nin babası. <laughs> Yetkin midir ben yani bu konularda? Evet abi uzmandı en son değil mi aynen? Uzmandı. Anladım. Anladım. Ya abi böyle olduğunu söyleseydiniz bunu hemen hallederiz belki de sadece. Evet. Kolay. Bu çocuk için geç geldi bu bilgi. 3 tane miras sonuç olarak yani. Ya bir de şimdi bu çocukların sınıfta baban ne meslek yapıyor dendiği anda ne olacak? Hadi bunu açıklayın bana ya. Yani, rezalet bir durum. Baban ne iş yapıyor? En iyi sanki ona söyleyecek. sikmek. Baban ne iş yapıyor <laughs> sorusuna. Peki tamam. Evraz empati zamanı o zaman. Ee, alp sen cevapla o zaman. Bu durumdaki o pe pipi sensin. Pipi miydi? Peper tamam. miydi? Pe perez miydi? Kimdi lan çocuğunuz? Piper, Piper miydi? Pipi, Piper. 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 Tamam. Piper. Piper Alp. Babam e, ne iş yapıyor dediğinde veli toplantısında herhalde orta babamın mesleğini söylerim. Hem hava atmayayım hem şey yapmayayım. Orta babam ne diyorsa o olur yani. Orta babam ne atıyorum? baba Orta babam operatör. Babam operatör derim. Ha şöyle orta mi dersin? Babam. Baban ne iş yapıyor? Büyük babam doktor. Küçük babam hı hı. işte inşaatçı. Evet. Orta babam operatör. Hı. Orta babam <laughs> operatör der yani şey yapmam çok kendimi de çünkü bu zorbalarlar adamı hani üç baban mı var gibi zorbalarlar. Peki şey şey nasıl olur eve geldim mesela baba diye nasıl sesleneceksin mesela üç tanesi de baba ya. Aa o da yazıyor bu arada üçüne de sesleniş şekli. Heh onu da alalım abi yani burası önemli. Birisine birisine yani. papa birisine dada birisine de. Dur 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 dur. Birisine papa, ikincisine dada, da, üçüncüsüne ne diyor olabilir? Evet. Evet, ne diyor olabilir? <laughs> alalım soru evet. cevap. Yağmur, senden alalım. Çocuk birine papa, Daddy. ikincisine dada, da, üçüncüsüne, üçüncüsüne ne diyor olabilir? Dedi. Çok yaratıcısın yağmur. Dedi diyor. Her benim mami düzelsin diye öyle söyledim. Karamaz senden alalım. <laughs> Evet. konuşsana konuşsan ama Aman donmuş takliyim. TikTok TikTok un un çocuğu çok bozdu yani. ya TikTok. Çok. <gülüyor> <bir> <gülüyor> sen sen nasıl sesleniyorsun. Babo. Babo. <laughs> 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 Bu <Bubabii. Ya> babo. <laughs> babo. aptal donmadığını anlıyoruz aptal saçın oynuyor. <laughs> <laughs> Aptal ya. <laughs> Karavanın da bu özelliği çok iyi yalnız. Sonuna kadar gidiyor. Helal lan kardeşim. Evet Akın senden alalım. Baba diye olabilir. Türk olabilir. Ya Hep onu ben söyleyecektim. Özür dilerim. Tamam tamam Akın'dan yani duymadık. De, de, Önce Nesli'ne ne soruyorum. Önce Nesli'ne soruyorum. Baba demiş olabilir. Hepsi Papa dedi. Abi ödül verin. Baba ee... dedi baba. Neler <gülme> yazıyordu Mama demiş de olabilir diye de düşündüm. Yok no artık. Sana yemin ediyorum şu tur nesline girince sıra çocuktan ama haberine dönüyor programı bırakıp. Koptum ya. Evet eee İbo sen. Ben alayım. Şagır dedi. <laughs> ya siktir git <tam>, abi. Ben <laughs> İbo bu yeni stiline tam bir piçe benzemişsin ama böyle tam böyle fırlama. <laughs> bir altında BMM eksik kardeşim. Onu da bu abim sana alır inşallah 10 sene içerisinde. i̇nşallah. <laughs> 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 alır alır. Evet. Mehmet senden artık bu konuyu artık bilimsel bir psikolojik anlamda bu çocuğun psikolojisi ne olur amına koyayım bunu bir anlatmanı istiyorum. Yani psikolojisi etkilenir mi bu çocuğun? Benim mi? Ya senin değil be kardeşim. Üç <laughs> tane babası olan. <laughs> BMW alırsak evet. bu çocuğa psikolojisi bozulur mu onu anlat Melody. Etkilenir tabii ki. Ama... Ağlarım lan. <laughs> Nasıl etkilenebileceğini daha şu anda hayal kuramadım. Neden kuramadın? Kuramadım çünkü düşünsene bir baba figürün var. Ama üç tane baba figürün var. Ama bir şey yani, söyleyeceğim. Gençin da yaşayabilirsin. Baba figürüm yok. Çünkü daha yeni doğdum yani. Daha figür ne bilmiyorum ki ben. Hayır büyüdükten sonra yani hani bir şeyler oturduktan sonra şimdi biri iyi davranıyor atıyorum. Biri sert baba, biri yumuşak baba, biri de farklı bir tür baba olsun diyelim. O hepsi yumuşak baba değil mi bunların? <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <Hayda>. <gülüyor> Güzel şakaydı. <gülüyor> <gülüyor> evet Dandım, hepsi bana yumuşak baba. <laughs> <laughs> Espri yapın ben sürekli gülüyorum. <gülüyor> yapın yapıştır esprileri. <laughs> evet. Melody. Yani kimlik karmaşasına da neden olabilir. Ama niye şimdi biz doğduğumuzda bir tane annemiz bir tane babamız olacağını bilmiyorduk ki. Geldik gördük bir tane anne bir tane baba var yani. Ama Onu genel kanı, kanı şu anda. Kanı yani, yani ne ya, ya, değil. ama İbo her sike gülüyor ama ne <laughs> İbo niye bu kadar mutlusun ya? <laughs> Yapma <Her> ne? Her <laughs> sike gülüyor ama ne Şimdi bak Melody şunu sormak istiyorum sana. Efendim. <laughs> Şimdi biz dünyaya geldik ya. Hı hı. Biz dünyaya geldik. Dünyada bizi bir annemiz, bir babamız karşıladı ya. Evet. Ee... Genelde bu yönde, doğru. Evet. Şimdi biz bir annemizi tanıyoruz, bir babamızı tanıyoruz. Ama önce annemizi tanıyoruzdur herhalde. Evet. Sonra da babamızı da tanıyoruz. Biz süre sonra. Hı hı. Evet tamam ama daha da ileride daha insanları. gerçekten tanıyorsun aslında babanı falan diyorum. <laughs> 20'den sonra tanıyan da var. <laughs> ee, burada şunu sormak istiyorum. <laughs> bir dakika Nesin uykusu bir geldi gitti. Onu onu bir <laughs> uyutun gelin ya. Yok yok gelmedi. Nesin boya bak yok, yok. <laughs> Yani şunu demek istiyorum. Burada şimdi baba figürü figürü daha öyle bir şey olmadığı için Çocuk gözünün açtığında 3 tane baba var yani aslında. Evet ama yani şimdi çevredeki insanlara bakınca çok bir tane baba var. Ama çevredeki insanlara bakamıyor daha kendi babalarını tanıyor çocuk yani. Tamam. Ya şöyle düşün. Bir otorite var ve otoritede bir karmaşa var. Farklı farklı sinyaller alıyorsun. Evet. E doğal olarak bir karmaşa içine girersin. İki normaldir. İki annesi olan arkadaşları olur. iki babası olan arkadaşları da olur. Ama genel topluma bakınca hep bir. İki anne. Bir i̇ki anne nasıl melodi, olsun. melodi bilimden çok uzak cevaplar veriyor direkt ne, şeyle. Ama mi? kendisi bilime hizmet eden bir insan. Ama cevaplar çok uzak bilime. Uzak olan kısım neresi? Uzak olduğu yani, için uzak. Uzak direkt. Bayağı bir uzak bilime. Psikolojiye mi bilimden yoksun diyorsun ben onu anlıyorum. Psikoloji demiyorum dedin ki üç baba figürüyle büyüyor otorite motorite. Senin 20 tane baban olsa seni var zımba ederler. Sabah kalk altıda öbürü diyor ki çalış mis gibi hayatın olur hiç de kötü etkilemez. Mesela ben Ama şunu diyor, merak ediyorum. Aynı olması lazım. Ama Alp'cim şöyle olsun okuldan ha. çıkıyorsun senden örnek Hı. veriyorum yanlış anlama sakın. Okuldan çıkıyorsun bir gün işte sert baban geliyor. Ertesi ya, gün okuldan uçak babalarından <laughs> <vermiş. Allah> <laughs> Hayır mesela arkadaşlarında görüyor bu kim? Bu babam diyorsun mesela. Bu adam benim babam. Öbürü diyorsun. Öbürü geliyor onu soruyor. Mesela orada acaba bir psikolojisi bozulur mu çocuğun? Ya Abi dayı bak şu bence. kadarını söyleyeyim. Yani 20 30 tane baban olsa seni zımba gibi yetiştirirler. Hepsi sosyal hayatını da destekler. Bu yüzden melodi bilimden uzak konuşuyor. Bu adamlar seni yani 100 baban olsa direkt Tesla'nın ikinci Elon Musk sen olursun. Abartmıyorum bu arada net. Çok Ar uzak Ar soracağım. bir soracağım. Bayram bir soru soracağım. kişisel bir soru geliyor. Bir dakika evet. Eğer kabul ederse. Etti. Tabii ki. Tamam annen e, yapı olarak... Yok yumuşak benim bir insanlığı... iki babam var. Anneni soruyorum. yapı... <laughs> 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 yapı olarak yumuşak bir insan mıdır? Katı sert bir insan mıdır? Babam yumuşak. Annem sert. <laughs> <laughs> Bunlar nasıl itiraflar amına koyayım ya Öyle abi <gülüyor> <gülüyor> ha, Baban yumuşak yapıda bir insan Hı -hı. Yapı olarak söylüyorum Evet ee, Bir anda böyle sert bir insan kesinliğe başladı Antropoza girdi diyelim Ama ben Sana değil, Doğduğumdan şartın. beri on babayla büyüdüğümü düşünelim Evet Sen mi? yanlış yargılıyorsun oldu demez misin? Sen beni şimdi bir daha sıfırdan on babayla büyütmen lazım Sen şu anki beni yargılıyorsun O yüzden bilimden uzak Tamam sekiz baba daha ekleyelim. <laughs> evet bekliyorum <gülüyor> Melodi'den. <gülüyor> çöktü psikoloji çöktü sanki. İbo 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 Bir İbo 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 Hangisi? Kötü babama da alışmışım, <laughs> iyi babama da, yumuşak babama Hepsine alışmışım yani çünkü. Çocukluktan tamam. beri büyüdün. Çocuğun normali bu şu anda. İyi Anladın de bak, mı? otoriteden bahsediyoruz burada. Tamam. 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 Mami elimizde şöyle bir bilgi var mı? Üç baba var ama işte bir tane babanın dediği oluyor gibi. Böyle bir bilgi var mı? O evin Hemen hani bakıyorum. asıl babası var mı? Asıl babası. Hani diğer babaların da babası gibi bak, olan. Evet. Bak. Birazdan ve Alan bir kişi kişi doğru, var, Bak der der yeni bir bilgi geldi bir dakika evet Mami. İyan ve Alan 8 yıllık ilişki yürütüyormuş. Üçüncü kişi sonradan katılmış. Yani Jeremy sonradan evet. katılmış. Jeremy değil yüksek ihtimal. İyan veya Alan'dan biri yüksek ihtimalle doktor olan İyan. Tamam ben benim, benim düşüncem için. buradaki baba figürünü üstlenmiş olan kişi doktor olan İyan. Benim oyun... çocuk olduktan sonra üçüncü baba gelmiş, çocuk olmadan önce mi gelmiş? Babacım çocuk olduktan, olmaz, olduktan sonra. olduktan sonra üçüncü baba geldiyse o zaman o. babadan... Ay pardon çocuk sonra mı <laughs> Ankım. <en geliyor. gülüyor> Benim kafam çocuk sonra mı geliyor? <laughs> en son çocuk geliyor İkinci değil mi? İkinci kişi, kişi geldikten tamam, sonra mı ben... çocuk yapmaya karar veriyorlar? Evet. Ondan önce mi çocuk var? Benim Üçünciden yargım şu. O zaman üç babası var ya. Çok net bir yargı çok kısa. Sevgiliymiş, ya Yağmur ki... öyle bir soru sordun ki çok özür diliyorum bölüyorum. Sanki yani affedersin korunmamışlar da çocuk gelmiş üçüncüyü de baba olarak yanlarına almışlar gibi konuştun. Hayır üçüncü bil, sonradan bil, gelen ki. kişi pek fazla bir görevi yoktur. Ben Zaten sonradan gelen son kişinin genetiği yapmıştım. niye çocukta olsun? Son e, hayır yok. ama şöyle bir şey de var. İkisi sevgiliyken üçüncüyü aralarına alabiliyorlar. Sizler mi demek istiyorsun? Yok hayır canım estağfurullah. İlk ikisi kuru sıkıymış, aşağı, üçüncü gelmiş yapmış aşağı. çocuğu anladın mı? Bence öyledir yani. Çünkü üçüncü eee. de kuru oh. Kuru sıkıymışı anlayamadım. E, yani şu alan dördü de olur. Olmuyor alır. işte. Plastik abi. Yani. Ama üçte aynen üçte olmuş yani. Hani ben ilk tersesmiş. ikisi zermiş olmamış, üçte olmuş yani. Ben yine de şöyle düşünüyorum. Oradaki bu ikili baba önce iki babanın ilişkisi var ya burada. İki babadan ben doktor Ayonun e, aktif babası. Ian, Ian, İyan. Ian. Ian ben aktif baba olduğunu düşünüyorum. Diğeri Mantıklı. daha pasif bir baba. Üçüncü gelen de daha orta yolcu bir baba. Üçüncü gelen dışarıya mı şey olmuş? İki türlü de var bende kafasında bir baba gelmiştir bence üçüncüye gelse. Olabilir evet. Şimdi bu Üçüncü. durumda aktif baba rolünü üstlenen Iandır diye düşünüyorum Melody. Yani, yani eğer şu, öyleyse şu. tamam tek bir otorite vardır o zaman her şey normal ilerler. Yani Diğer babalar ne olacak? Diğer babalar da üvey baba gibi hani dışarıdan bir insanmış gibi biraz daha tamam. şey yapar. Melodi şuna katılıyor musun? Yani baba sayısı arttıkça senin hayattaki şansın ve rahatlığında gelişmen artar. Tek otorite varsa kabul ediyor musun? Tek otorite varsa kabul edebilirim. Tamam. Burası da psikoloji. Ya şimdi Alp, şöyle bir şey var. var. Bu psikolojiyle psikoloji... bir alakası yok İyi ki bunun. De. Çünkü bitmiştir bugün. Bir dakika, Biz bir dakika. <laughs> bunun için psikoloji bir biliminin yok ki. kitapları bitmiş. Alp, bizde tam bir netlik yok hiçbir zaman. Birey biriciktir. Bir kişi yani kişilik olarak değiştiği Hiç. için her şey değişebilir. Evet, öyle. Yani bugün diyor, bugün dediğime çok bakma. Yarın başka konuşurum bu <gülüyor> diyor. <gülüyor> Tabii ki olabilir. <gülüyor> 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 psikolojinin <laughs> yeni. Psikoloji yani bu kadar mı? Böyle iki yüzlülük de mi var hani bu işin içinde onu anlayamadım. Hayır, öyle bir şeyden bahsettim. Ben bugün böyle diyorum ama yarın ne diyeceğim belli olmaz gibi <laughs> Şu an aklıma gelen bu olduğu için bunu söyleyeyim. Elimde bilimsel bir yok. Hayır, şunu 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 söyleyeceğim. Mi? Burada yine psikolojik bir durum yok Kerçim. Şöyle düşün. Vardağı nasıl yok? Ya nasıl var oğlum? Üç babam var. Üçü de çalışıyor <laughs> deli gibi para kazanıyor üç baban. Şimdi bir babanın tamam. gücüyle üç babanın gücü aynı olmaz zaten yani. <laughs> Tamam. Melodi dedi ki imkan olarak dedi. İmkan Baba olarak araba dedi. mesela atıyorum. Araba bir baban sana Hayır. 10 sene çalışarak araba alıyorsa, 3 baban varsa belki bir sene de alacaklar o arabayı yani. Doğru. Doğru. E üç araba alırlar. Ayıp sen şöyle bir şey söyledin. Otorite tekse dedin. Tamam. Ona okey misin dedim. Ben de ona okeyim dedim. Olabilir dedim. Okay. Dedi. Tamam. Okey. Okay. 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 <laughs> Psikoloji bugün 18 Temmuz psikolojinin bilimden çıkarılıp Fatıl <laughs> inanç alanına girdiği gündür. Bu psikoloji, ya. bir dakika bir dakika. <laughs> Sen psikoloji, <gülüyor> astroloji <gülüyor> yani burçların kategorisine mi aldın bugün? Aldım, yemin ederim oraya aldım. Benim Ay hayır. Psikoloğa <laughs> gitmem zaten. Psikolog, ne? psikolog. Full yani, boş işler bence. Burada da bittiği yerdir 18'i. Artı bir. <laughs> bir. İnandırmak için bir okay. çabamla da gayem isteğim yok. Ya, Melody'nin bu saatten sonra yapacağı tek şey psikolojiye inanan bir insanla iki kader rakı tokuşturmak olur bence. <laughs> olur onu. Bundan sonrası çok da önemli değil gibi. E, Mami'cim üçüncü babaya nasıl hitap ediyormuş onu alalım. Dedi ama tek deyle. Ha, yağmur bilemedi yani. Yağmur demişti. Ya dessin bu kız sana her seferinde sana her düştüğünde vuruyor. Sen nasıl yağmur savunuyorsun hala? Hala. <laughs> <Ne alakka. gülüyor> <laughs> ne alakalı düşüren benim diyormuşum. Oo, artık şey yeter. Oo. Artık <gülüyor> yeter. <gülüyor> 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 şaka yaptım Yani şaka zorbalık, <gülüyor> zorbalık <gülüyor> seviyesi fena işte arttı. Yani. Çok ayıp ya. Peki dedi diyormuş. Onu da anladık. Bu arada Erjan ben, heh. Ercan Twitch kanalı var. <laughs> o kanalda <laughs> oyunlar oynuyor ve Instagram profili <laughs> de Ercan Trier Instagram profilini çok birazdan bir şey <laughs> birazdan ekranlarınızda olacaktır. Ercan Trier Banner'in takip ilgileniyor. Solid yapacak. <laughs> ne mami? <gülüyor> 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 Trier <-Bane. gülüyor> bir şey söyleyeceğim Ercan. <laughs> Takipçi sayın kaç? Twitch'te mi? Yoksa Instagram'da mı hangisinde? Instagram'da. Instagram <laughs> 2627 falan galiba. Böyle arada bir şey. Kaç K olursa solitary yayını yapılır? Ya bir siktir git lan. Sinirlendim. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> 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 Hoşça Kendinize iyi bakın. <laughs> ne, kaç olsun çağrı? Seni kaç paklar? Trial'deki bu gerginlik niye dayı ya? Trial bir gergin yani. Abi tatlı sert. Uçan tekmeyle geri dönerim işte. Giderim ama uçan tekmeyle oh. dönerim. <laughs> oy. <laughs> Bu hareketi de <laughs> havada asılı kaldım ha. 3 saniye falan böyle havada böyle gittim. Kaç kay yapalım çağırdı sen ne diyorsun? <laughs> sen daha tecrübelisin bu Ya konular. bir soliteri yayını ben görmek istiyorum. Twitch ekranlarında. Ya, Şu an 2600'de. <laughs> tamam rakam önemli değil yapalım. yaparız her türlü. Kaç? 5000'de yaparız yapalım ya. Tamam rakam önemli değil yaparız ben. 2000, 2000 diyelim. 5000, <laughs> <zaten>. 5000. <laughs> 2000, 2000 diyelim. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> 2000 diyelim. 2000 diyelim. 2000 diyelim. Şu Kimi Alpe bir, Alpe bir abi. gülseniz ya, gülseniz Alp. Alpe bir hani, dakika, nereye? bir dakika herkes dursun, herkes sussun. E Ercan dedemizin bir isteği var. Alpe gülüyoruz. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, ben bir tuvalete gidip geliyorum. Hayır. Hayır vallahi ben de mi? kaç ay dakikadır tutuyorum içeriyi. <laughs> <laughs> Sen de oturacaksın nesin? Ben kalkmamayınca <laughs> şimeye oturdum. <laughs> ya bir git tutar Hayır 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 bu yayın da böyle düşüyor. <laughs> tamam dur gitsin diyenler. Hadi. <laughs> Erkekler birlik ha. O mayak mısın? İki, reddedildi. Gitmesin Hadi. diyenler. <laughs> tamam şişe ha. aldı. Altına eşesin diyen var mı? <laughs> Ki, Yok ya değil. Dört. Ne? Sefa, Karama. Tamam yazdı Nesrin bunları yazdı. <gülüyor> <gülüyor> ben bilerek gel kaldım. Abi. Defterine yazıyor. <laughs> Onun Allah bir dead notu var oraya. <laughs> dead nota yazdı hepinizi kanalına gidip lahmacun <laughs> yiyeceksiniz izlerken. <laughs> Tamam Ercan'ın Instagram'ı 5K olduğu zaman. ben de gideyim o zaman. Şu Ercan Instagram'ı bir daha göndersene tıklayacağım şuradan. 2671 şu an. 2671. Hadi, siliter yayını fena sarar ya. Soliter e oğlum siliter değil ama ne koyayım. Siliter. Azizim seni de yoruldu ama. Ateye. kafasında. Efendim de Yapma işte bunu yapma ya. Hey sen. Kendine gel <laughs> koparlar. Ercan'ın Instagram'ı e, yanlış anlamayın. Koparlar. Bence gerçek gerçek Ercan'dan daha yakışıklı yani. Ercan böyle değil maalesef. Baya bundan 10 kat Ama daha Ama sen gerçek Ercan'ı görmedin ki. Gördüm lan. Nasıl görmedim? Nerede gerçek Ercan'ı? Bayağı küçük. Aman okuyayım gördüm ben sünmüş kötü bir biliyorum. halde konuşuyordu ya alp, alp, sen alp, sen alp dedi ya alp, yakışıklı bulanlar buluyor zaten yani sen ben değilsin. izlemedim dayıcım sen Hak yakışıklı etmesin. bir adamsın ya, <laughs> Ama şimdi çevirme instagram'da, şimdi dur instagramda sanki bir kandırmaca var gibi geldi bana ama sen gerçek Ercan'ı gördüğünü mü iddia ediyorsun <laughs> gördüm ağlıyordu çok kötüydü dedi. <laughs> ya çağırıyor Şöyle bir rivayete göre gerçek gerçek görenler bir daha konuşamamış. Şey. <laughs> Sadece öyleler gibi. <gelir. gülüyor> <laughs> <laughs> mami, mami mami. Evet. Ben bir insan. Evet. Oğlum orada dövme yok mesela adamda gerçekte. Bak fotoğrafta dövme var. Ercan'da dövme yok direkt. Kanka onu ama sakızdan yapmıştı bu dövmeyi. Bir belli bir süresi var. Hemen bit geçmeden fotoğrafını çekti. E tabii yani. Evet Ercan'ın şakalı kestir pozlarından. Vallahi profil kaynıyor be. <laughs> profil kaynıyor bayağı da güzel. Ha? O halde bunu da beğenmiş abi. Yeter <laughs> artık. <laughs> ya bu adam senin en yakın arkadaşın ya. Evet. Eee. Baba Yadigarı. Ahem. <laughs> <laughs> Ercan konuşanlar yaparken. Aha Nesin tuvalete gitti. Oo. Günaydın. Aa. Arada kaçtı demek ki. Hakan sen bugün internet eksik olur musun? Hay arkadaşlar. Yılmaz gördüğünüz gibi harika. Hay Ya Yılmaz. <laughs> <Arka. gülüyor> ne yiyor? Ne yiyor orada? Nasıl? <laughs> ne yiyor? <laughs> ya oğlum sal şunu. Baya güzel inanılmaz güzel harika bir şey yiyor ama ne olduğunu görmedim. 2700 bir tane olmuş. tatlı işte yani. Arkadaşlar tatlı. burası 5000 olduk olduğu zaman Ercan Solitary yayını açacak. Oradan alınan klipler de bizim biz buradan izleyeceğiz sonrasında. Yani canlı da izleyeceğiz de. Solitary bitirmecesine ha Ercan. Yok ya dayı. Öyle yok. Bitirmecesine. Oğlum biter mi o? Bitiyor bitiyor açılıyor. Kim bu? <laughs> Bundan aldım. <Kim> bu? <laughs> bu nasıl bir klip ya? Ben bir geliyorum dayı 5 dakika. Tamam dayı. Nesrin gitmiş. Sefa gitmiş. Başka konumuz var mı? <laughs> ben başka telefon konular. bayağı ısındı kapatmak zorunda kaldım. Var başka konular. Çok hızlı söyle bakalım konuşmaya değer bir şey var mı ona göre oyuna geçelim. Çift vajinalı kadının cinsellik itirafı gündem yarattı. Ya dostum sen <laughs> amına koyun porno <korona> sitesine <laughs> girecek. <Nasıl? değil. gülüyor> sen amına koyayım mami sen ne yapmak istedin bu ben gecede bu haberlere bulaştın ya. Yani. Doeda'dan bakıyorum haberlere. Nereden bakıyorsun? Doeda. Allah Allah niye sürekli bu, böyle haber getiriyorsun buraya? ama bunun erkek versiyonu var. Bir daha Görmüştüm söyle bakalım bu. haberi tam algılayamadım. Bir daha <gülüyor> söyle. Nereden <laughs> İbo? nerede Vallahi ya? Gördüm. Ha kamerayı kapatmış. Çift başlı Çift mı gördün iddia ediyorsun? Kadının cinsellik itirafı gündem evet. yarattı. Potansiyel sevgililerini uyardı. Ne konuda uyarı yapmış? Ne diyor bana? Ne, ne diyor demiş mu? ki? İşte ne konuda uyardı. <laughs> Ananızı saklayın. <laughs> ne konuda uyardı abi? Bakayım. Erkekler benden kaçıyor demiş. Neden? O bize denk gelmiş. Ben birini tanıyorum <laughs> kaçmayacak biri. <laughs> ben... Tek <laughs> ve gerçek kişi. <gülüyor> 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 Tek ve gerçek kişi. Onu bulsa var ya bir yani. <gülüyor> <gülüyor> Öldürür bu kadın ama ya o da. Neden kaçıyorlarmış? Neden? Onu söylemiş mi? Öyle bir şey yazmıyor ama 37 yaşındaki Leanne Lebel isimli kadın iki vajina ve rahimle dünyaya gelmiş. İki rahimi varsa şimdi bunun. iki vajina iki rahim. İki hamile kalabilir aynı anda o zaman. Evet. On aynı anda iki kişiyle. Üç evet. babası olan. Aaa. Aa! Oğuz bu çocuğu mu lan yoksa? Ulan bir delik daha bulsalarmış. Üç babalı haber burada bu kadından olmuş olma ihtimali varmış ya. Üç rahim. Belki ikisi de vardır. Ulan ne kadar garip haberler bulmuşsun ya bugün Mami, bu haberler ne oğlum böyle? Evet abi çözmemiz lazımdı, çözüyoruz valla. Benim anlayamadım, iki vajinanın mesela bir tanesini hepimizin bildiği bir yerde. Nerede? Karnında işte Nasıl burada. Ya? Abi o nerede oluyor tabii Göbeğin yanda... üstünde olan değil mi? Ha göbeğin üstünde. <gülüyor> 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 mesela ikinci nerede o zaman, onunla alakalı bir bilgi var mı Mami? Sırttır dayı muhtemelen. İkinci cidden. de hemen dibindeymiş abi. Kimin? Bir ayıran bir e, kanal varmış. Çizgi varmış. Öyle ne kanalı artık. lan? Ya hayal ettirdin. Allah çizgi kahretsin kanalı. seni ya. Yani abi böyle anlatabilirim. yaz, Öyle yazıyor <laughs> yani. Youtube kanalı. Tam ne yazıyor? Bitişinde <laughs> mi yazıyor? Ne yazıyor ki? Evet. <laughs> hayal edemiyorum ki. <laughs> Sen ama normal başına hayal edemiyorsun Allah aşkına başka <laughs> haber Bak var. senden akın. Herkes kitle. Akın, neler normal neler düşündürüyorsun. Sen bu, hani ya. bir birli olanı da hayal edemiyorsun ya. Bunu zaten edememen normal geldi. O yüzden çok sıkıntı yapma. <laughs> abi aklımda çok soru var da. Çok deli sorular var yani. Nasıl bir soru var mesela? Ya, mesela şimdi bir tanesinden ikisiyle birden orgazm olsa şimdi bu kadın uçar anasını satayım ya. Ya sen kadın özellikle aldığı zevkin peşine niye düştün ki onu anlayamadım. Yok merak ettim ama bence ilginç bir durum ama yani. Ama böyle yaratılmış belki de o zevki alması gerekiyorsa yani belki zevkli değil acı da çekiyor olabilir. Senin acı bu işin, ne işin ne davacısı ne olman beni garipsettirdi birazcık yani. Bak, hayır kapçım. yani ne bileyim. Ne kadar çok zevk alıyorduk yani bizi sikiyorlar ama biz bu kadar zevk almıyoruz gibi bir imaj <laughs> verdi çünkü anladın mı? Öyle abi yani <laughs> abi. Ya abi senin hani... <laughs> kifeniz olsa oğlum. rahatsız çok olur musun? Kifeniz olsa rahatsız olur ben de Aynen. E, Kadın biraz, rahatsız oluyormuş. Beni biraz rahatsız eder abi. Niye ikiye düştü derim yani anladın mı? İki tane olsun. <laughs> <laughs> Nerede yanlış yaptım derim anladın mı? hani <laughs> 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 üçtük ne oldu amına koyayım mı derim yani. İbo benim konuşmama gerek yok zaten. olur muyum? Ya illa ki bir ergonomik açıdan bir rahatsızlık Aa, vardır. dur dur vardır. resim geldi. Onu Çizim verme, şeklinde. banlarız. bir şey değil <laughs> banlı bir şey değil. Biyolojik bir resim. Lan bir defa, bilimsel bir resimse ekrana ver. Bak şimdi o ayran kanalı şimdi o hayal lan. etmenize gerek yok, göreceksiniz. Plastik am gösterdim, ban yedim şu gün göstermeyin bence. Çizim ya bu. Allah Allah ne kadar da garipmiş ya. İşleyiş plastik ama da ban atılmaz mı diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Biyolojik Ha. Bak ortadaki çizgiyi gördün mü o işte dediğim kanal, öyleymiş. Ben ha, bildiğimi de unuttum amına koyayım şu anda. Ne lan bu? Burası göbek deliği 1 2 Bak, Bak şu işte. telefon çağrı bu. Oha böyle şeyler <laughs> bu mi Bu diyor? tavşan çizmiş. Anladığım kadarıyla yani cisimle şey yapacaksak şöyle bir şey herhalde. Bir de normalini ekleyeyim. Siz anlamadınız. Oğlum yan yana mı üst üste mi alt üstte mi? Yani yan yana da işte pozisyona göre değişir. Yan yana. Mı? Dur ya normalini de ekledim. Ne kapatıp eklesene abi. mi? Bu normali. Her insanda bulunan kadınlarda. Şimdi yerini vereyim. Bu normalini de ben... Demek ki ben bir... Andırıldım demek <gülüyor> ya. Şu <laughs> <laughs> normali... <laughs> Dikten daha büyük değil mi Çare. <laughs> Yıllardan beri yani bütün yemiyorum, içmiyorum anladın mı? Hani <laughs> buraya bir yatırım yaptım. <laughs> bugün bu bilim, bu bilim sayesinde bugün nasıl bir yanılgıya sahip olduğumu da çok farkındayım. O vajina var <laughs> Evet, bunu da ben anlamadım. Ya aynısı değil mi? Bir tek ortada çizgi var diğerinde. Ha, aynen, bir tek ortada çizgi var. Bence bunun normal olması lazım değil mi? Her şey aynı. Yok o diğeri kötü çizim diyor öyle gibi gözüküyor bir tane tek yuterus, tane, iki tane, uterus, iki tane aynen. Hep, ya bunda şey iki var işte var. kolon var ortada öyle düşün. İbrahim i̇ki, şey. iki vajina ağzı iki neydi lan diğeri yumurtalık. Peki Sen şimdi bu bu kadın iki kişiyle yaptığı zaman grup mu sayılacak? Yo bunun hakkı var ya. Nasıl yani? Niye e, grup aynen, sayılmayacak? Bon, bon, iki kişi Kim tarafında hakkı var? Dayı çift yani. O zaman tamam bu kadın zaman şöyle 3 kişi madem grup yaptılar diyelim ki grup sayılmasın kadın için. 3 olmaz. 3 3 grup olur. <laughs> Şimdi, Şimdi grup, grup ne olma, demek? grup olur. <laughs> Bak şunu söylemek istiyorum. Tamam 2 erkek artı bu kadın ya. Evet. Tamam. dinliyor dinliyor musun? Dinliyorum. Bak. 2 kadın, şey 2 erkek artı bu kadın ya. Evet. Kadın grup yapmış oluyor mu olmuyor mu? Olmaz. Tamam. Ortama gittiler. Erkek ne diye bahsedecek? O zaman erkek grup yapmadım mı ben diyecek mesela. Yarın bugün bir biri sorduğunda. Ha. Bir programa katıldığında erkek ne diyecek mesela? Kadın grup yapmadıysa. Erkek ne yaptı o zaman? E o da diyecek. Açıklaması lazım bu duruma. Ne Oğlum, diyecek? Erkeği çağır. Bu kadın lezbiyen olmuyor mu zaten otomatik? Nereden biliyorsun dayı? Nasıl, nasıl yani, yani? esmeyen oluyor? direkt ya bir kere kadının. Kadın bu muymuş? Gömedin, sen bilemezsin. Evet kadın bu. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bundan mı kaçıyorlar şimdi? <laughs> bu çağrıya programlanmıştır direkt ya maalesef. Yaş da Yaş, yaş 37. direkt direkt yani direkt programlandı otomatik. Aklıma çok kötü bir mizah geldi de yapmayayım. Opsiyon diyelim opsiyon. Opsiyonlanmıştır. Opsiyonlandı çare. Hayırlı olsun çare abi. Programlanmıştır ne amına koyayım. Peki şöyle bir özel bir haber detayı var mı? Mesela birini birisine saklıyorum o kişi daha gelmedi gibi. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım seni. Soru var mı birini sakladığında? <laughs> 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 Aa bakire oluyor mu Aa, biri olup biri kefaretini telefonu... Ya mesela şöyle olmaz mı yani? <laughs> ne, neyi koruyor tanesi... bir dakika? kefaretini korumak mı koruyor mu? Mesela şunu demek istiyorum. Atıyorum iki tane var. Ee, <laughs> bir tanesiyle işte takılmalık bir tanesi, diğeriyle ciddi. <gülüyor> 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 mesela kocası dedi ki aşkım bu gece takılalım mı dedi takılmalıkla. <laughs> Bence heyecan katabilirdi ya mantıklı gibi Ama yani. şey de olabilir abi şimdi. TikTok içeri, varmış abi kadının. İçeri girince hangisine denk gelirse de olabilir. TikTok'u lazım değil kardeşim. Bize varsa nasıl lazım. Ona da şiş, burada açamıyoruz zaten. Ay ay <laughs> abi. <gülüyor> evet. Tamam kadını kaldırabilirsin. Kadını kaldırabilirsin zor. Birini ortadan ayıran biriyle olursa iki kişilik zevki alır. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. <laughs> evet. Nesrin kameranı kapatsana. He. Kapatayım mı? Zaten açık, açık değil ki. Da. Hayır resimler vardı ya açmadım üstümde rahim resmi falan vardı. <laughs> Oraya koy diyemem ya. Mamaya. Oradan yumurtalık gibi mi görünüyorum mu dedi yani. Açayım ben O yüzden açmadım. <laughs> Ayıp şey değil ya mi? bu arada? Ya bu biraz. Hayır zaten aynı. görünmeyecektim diye dedim değil. ben. Ya. Yıllarca şeyi merak ettim. Bu Çağrı ortaokulda toplandı ya kızlar bir gün o girdiler bir derse bir şeyler konuşuldu ve asla bize söylenmedi ya ha, ne mesela evet. orada ne konuşuldu mesela orada nasıl takılacağını anlattılar bence de o anlatılmıştır <gülüyor> ya <gülüyor> yalan inanmıyorum şöyle da, ortaokulda ben, ben e, öğrendim onu diyeyim ben sana o zaman çünkü yani ben nasıl de çok merak, oğlum? meraklı bir insan ben... olduğum için kızlarda sordum ben onu hiç Sordum abi. Bunlar... Ne sordun abi ben anlamadım. Ya ne, ne konuşuldu dedim içeride yani bize özel size özel bizi duyamayacağımız ne dedim yani bu? Erkeklere neden kondom dağıtmadılar? Biz Konya'daydık yani. Ya demek Bizim ki ne? ben de Bence sen yok. neredeydim. Demek ki biz hani seks yapabileceğimize inandıramamış olabiliriz. Biraz da kendimizde de aramak lazım hatayı. <laughs> <laughs> Elazığ'da dağıtmışlardı. Güzel konum niye dağıtalım evet, ki yani. Anladın mı? Birazdan o da yoksa mesela o yüzden de dağıtılmamış olabilir. Kadın böyle pedi eline takarak anlatmıştı bize. Öyle mi? Evet. Bunu okuyun. Bana dediler ki zeka açısı gibi bir şey dediler. Ben, ben sorduğumda ağlayarak kaçtı. <laughs> ben o gün zeka kadınların hepsi zeka aşısı oluyorsa sanıyordum yani. Bak gerçekten Pirat de 286 kişiyle bizi oslamış. Çok teşekkür ederim Pilates'im. Hoş geldiniz. Maşallah. Eyvallah. Maşallah. 200 286 olmuş İnşallah <laughs> gittik 300, 400 500 1000 2000 diye inşallah yolun açık olsun Pilates'im. Zeka aşısı mı dedin sen? Ya vallahi bak böyle bir iki bir şey dediler. Mesela diyor ki kırmızı portakal. Diyorum bunu gülüyorlar sonra. Diyorum ki bende de bu çok fena bir dert oldu. Soruyorum ne oldu içeride? Mavi çilek falan böyle şeyler söylüyorlar. Çok ilginç bir acayip bir bilgi geldi Halit Karakuzu'dan. Halitciğim bak bunun şakası olan bir şey. Bilim konuşuluyor burada. Bizim okulda penislere bakıldı. <laughs> <laughs> Doğru diyorum bizimkilere de bakmışlardı. Hı -hı bu. Yok, ya, de harbi harbi bak, yani. arada. Harbi O harbi harbi zaman bambak. ben burada duramam şakayı patlatırım. Benim bizim benimkine de bakıldı ama üniversitede. De. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ama. Ee, arkadaşlarla kurulu gönderiyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Nasıl abi, haber vardı? Ya sikerim haber ne? Am sok, sik, sok haberinden başka bir haber anlatmadım. Hayır değil. abi güzel haberler var ya. <laughs> Başlığını söylesene mavi. <laughs> <laughs> Karaman ne yapıyorsun oğlum? Evet Karaman. Git cipsini Çık ye. <laughs> Git cipsini ye. Git. Okuyayım mı? Ya ne okuyayım mı? Yeter ya. Mami, bir tane düzgün yap, haberin yap. yok Mami. Ara abi iki tane kaldı elinde ya. Cez. Oku hadi son. Gizim Çok eşli bir ilişki mi? içindeyiz. Çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz. Tamam heyecan olsun başını arada. Çok eşli bir ilişki içerisindeyiz. Çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz Melody. Heyecan aramışlar. Demiş. Bilmiyorum. Otorite kim orada? Otoriteyi <laughs> siktir et. <gülüyor> <gülüyor> Otoriteyi siktir et. Mesela böyle bir durumda gerçek babayı öğrenmek ister miydiniz yoksa hayat akışına bırakalım modunda mı olurdunuz diye sorayım o zaman. Ben yani direkt isterim dayı. Babam ben akşına kim... bırakırdım ya. Babam kim? Sen artık şu çocukta da var bir sıkıntı var. <laughs> kim ulan bu çocuğun babası kim amına koyayım? Sürekli aynı soruyu soruyor Meryem. I. Buna bir tedavi yapabiliyor mu? Babam... <laughs> Oğlum. Olan... <laughs> babam... babam şey dedi <laughs> en son çocuktum otorite olamadı dedi evet. ben dedi süt alacağım dedi git gitti. Gelmedi bir daha. kalmadı. Babam kim diye geziyor amına koyayım, bir iki <laughs> saat. Oğlum o acıdan yaklaşma. Ebeveyn olarak yaklaşsın ama ona koyayım hikayeye. Ya. <laughs> <laughs> Niye sürekli ya? bütün hikayelerde konuşup çocuğunu rolleştirdin? <laughs> yani, ya siz kim biç ya? Seni komboya bağladınız. Hızlı ya bir şaka. şaka kanalı buldu ya anasını sikecek o <laughs> kanalın. Amına koymadan çıkmaz yani o kanalın anasını sikecek. Hiç <laughs> 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 <Şiş> ya. Tüm ara sikim empatiler hep o yönde amına koyayım. <laughs> of. <gülüyor> Akın. Gözükeni çay kameraya bak. Koptum ya. Evet. <laughs> Helal. Dur şu şunu şöyle alayım. Kanka Bekle. Kendimi küçülttüm Ercan daha net gözüksün diye. Akın niye yaklaştın ya o kadar? Evet diğer diğer haberi de alalım Mami. Ee, dünyanın en büyük en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam. <laughs> bülük. Yaptım lan kremayı. Bülük. Cinsel ilişki deneyimini anlattı. İlişki imkansız demiş. Şimdi çağrının şakası geliyor. Yapsın bir. <laughs> <-toy> Hayır <laughs> anlatmadığımı <laughs> düşünmediyse ben piçim ya. <laughs> Hayır, ben <şöyle>. ben <laughs> öyle demedim <laughs> gelir, gelir, bu arada. Onu <laughs> çarpıtma. <laughs> <laughs> Bir daha haber alayım. İlişki imkansız demiş. Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam. <laughs> Diğer kadınla tanışmamış. Çift amlı kadınla. Aa, harbiden onları tanıştırsak aslında. Belki kadının sorunu da çözülemiyordu. Yani, bir de boyut sadece. mu büyüyor çift olunca? Tabii canım. Olabilir. Mesela iki ise dört. Hayır gibi bence daha küçülür boyut. Benim. Evet. Bu benim düşüncem. Sanmıyorum. Yani gösterdiği gibi ikiye bölünüyorsa çarın mi mantıklı. Ya psikoloji bir bilim bilim değil artık. O yüzden ben hiç alakası yok. <laughs> <değil. gülüyor> bence <gülüyor> büyüyor direkt. <laughs> Bir ben dakika, Mami son haberi bir daha verebilir misin ya? Tam algılayamadım. Ee, bir de Mami, son haberle alakalı görsel var mı? <laughs> Gösteremem. Var, ekranda şu an yayında var o görsel zaten. <gülüyor> <gülüyor> şu an izleyenler görselin farkındalar, görüyorlar aslında. <laughs> Meksikalıymış bu adam. Saalt. Roberto Escuel Cabera. <laughs> ben bu adamı biliyorum şey uçağa bindirmiyorlar bu adamı. O adam mı? Çağrı kameraya girdi. Film yer. Yere değer diye mi? Yok lan harbiden ben cidden hatırlıyorum <laughs> böyle bir şey. ya. <laughs> bu adam Otası çok mı, eskiden beri bile... biliniyor. Harbiden sikini beline sarıyor falan. Ciddi bu arada bu. <laughs> ben mi? Belin <öyle> beline <laughs> mi sarıyor? <laughs> kuşak Cidden olur. böyle bir haber var ben eskiden <laughs> duymuştum. Hatayım. Hı. Sana sonra bir şey anlatayım. Karaman özel sırrını mı söyleyeceksin? Karaman'da evet. da uçağı almıyorlarmış. <laughs> Mamey şu <El> haberi <laughs> bir daha okuyacak mı dostum? Oğlum Üç kere okudu ya Abi <laughs> çok kolay geldi. Büyük penis deyince <laughs> duramıyorum. Bir daha bir daha oku. <laughs> evet. Oluyor. Gidip kontrol edip geliyorum. <laughs> 54 yaşındaymış işte bu adam. Demiş evet. ki ilişki imkansız demiş. Dünya'nın en büyük penisli adamı mı demiş? Evet. Peki dünyanın bundan haberi var mı amına koyayım o adam öyle ileri geri konuşuyor? Amerika'dan sınır dışı edilmiş bir de. Niye? O Bilmiyorum vallahi. Lan bir insanın penisi çok büyük diye sınır dışı edilmemeli bence ya. Millete cinsel millete cinsel organını gösterdiği için sınır dışı edilmiş. <laughs> Aa o çocuk o Ama <laughs> o delirmiş onu. herhalde. Evet. O penisinin büyüklüğünün bir özgüvene <laughs> mi dönüştürmüş? Ne yapmış? Psikolojide buna ne deniyor? Anal dönem mi deniyor Melodi? Tam olarak hangi döneminde <laughs> bu adam? Yani dönemini bilmiyorum ama bir özgüven getirdiği belli yani adamın. Bir şey söyleyeceğim. Psikolojide var değil mi böyle bir şey? Yani özgüven ne? Doğru orantılı <laughs> mı? Ya erkekler boyutuna göre bir özgüven sahip olduğu doğru. Nasıl yani? Bence Boyutu... Bir şey yok. Ya şimdi... yine yalan. Hayır şunu söylemek yalan. Bence yalan. Psikoloji yani yalan. Benim erkekler... var... Psikolojinin Erkek... yalan olduğu kanıtlanmıştır bugün ikinci defa. Artık Erkek... ya böyle bir düşünce kanı var ya hani e, boy değil işlevi diyoruz aslında gerçekçi olarak ama Görü, göreceli bir büyük kavram. olunca. Nasıl yani Sefa? Ya şimdi <laughs> abi burada soralım. 8 santim de bazı insanlar için bence gayet büyük. O çok büyük, büyük değil mi yani. Evet evet. Şimdi santimetreye <laughs> girmene çok da gerek yoktu aslında bakarsan ama şey anlayamadım yani. Özgüvenle büyüklüğün bağlantısını ben merak etmiştim. Sen 8 santim mi savundun amına koyayım? Orayı annem. Ben biraz içimi ferahlattım. Ben tek bir şey soracağım. İzin izin var mı? Önemli bir. İçimi mi diyor? <laughs> İçini ferahlatmış. Evet, tamam. O da küçük değil. Evet. Aa yaramaz seni. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Melodiye bu sorum Mars retrosu yaklaşıyor Melodi ve insanlar gergin bu dönemde. Sikle ne alakası var özgüvenin? Bence Hiç özgüven bilmiyorum. tamamen başka bir şey. Hiçbir bilgim yok bu konu hakkında. Biliyorum. Nereden? Psikolojiden dolayı. O astroloji karıştırıyor olabilir misin? Aynı şey. İkisi de. Boş iş. Ay alakası yok. Neyle neyi karıştırmış anlayamadım. Astroloji ile psikoloji. Ya bu iddiam varsa Alp burada o iddiaları dinlemek isteriz bu arada. Dayı bugün iki kere çürüdü dediği şeyler zaten yani psikolojiyle Neyle alakalı. Neyle çürüttün bana bilimsel bir mi? Mesela ben hemen sorayım psikolojide. yanlış konuştu doğru evet. Evet <gülüyor> psikolojide <gülüyor> bunu kim demiş ya mesela Melody bana söylesin. Kimin ne sözü niye? bu psikolojide bir kişi değil psikoloji bir sürü kişi kim demiş penis boyutu özgüvendir diye. Benim özgüvenim var mesela bence. Bakın şimdi bir şey diyeceğim ama boyutunu bilmiyorum nereden bileyim şimdi. Yani böyle bir şey olamaz çünkü psikoloji dediğimiz bilim geçmişte insanların götünden sıkarak full fame çabasına girerek... Sen direkt psikolojiye mi laf atıyorsun yoksa melodiye mi laf atıyorsun? Psikoloji bilimine. Psikolojiden örnek verdi böyle var penis şöyle özgüven verir vermez abi. Vermez. Bir önemi Arkadaşım, de yok. Arkadaşım çocukluktan beri hepiniz penis boyutu karşılaştırmıyor musunuz? Yok. Ben hep Hayır, kazanıyordum şey bu arada. Hayır, Gerek ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Onu dipnot vereyim yani ha. Onu söyleyeyim yani. Ben hiç ya. kazanamadım. Tamam. <laughs> Yine yenildin. Tamam benim e, şeyim kümen burası olmamalı yüksek ihtimalle. Yanlış yerdeyim. Ben anladım. Ben anladım ama bir dakika. Tek... Ya diyor ki mesela hani pisuvarda işerken bir yanına gelirse saklamaya çalışmıyor veya rahatsız olmuyorsun yani. Örnek verilebilir. Mesela Neydi? ben sana şöyle örnek vereyim. Nasıl bir ben örnek ya? pisuvarda işerken elimi de yıkıyorum yani. Bak anlatabiliyor muyum özgüveni? <Gülüyor> 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 <Aman Tanrım. Gülüyor> Yok abi. <laughs> Oraya ya kadar yetişiyor mu buna? Buraya kadar yetişemez Zibo. ne almadın oğlum bu hortum mu? 10 metre. Bay bay. Hem yıkıyor hem işiyor. Cinayet falan. çok sarıp gelsin kalbinden amanakoyim o oradayken. Çıkaraya falan da yolluyordur bu. Bu adamın sınırı dışı ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bugüne kadar asla kötü bir amaçla kullanılmadı yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> Hep iyilik ve... <laughs> ah lan Akın, üzülme. Demek psikoloji bilimini çökerttin. Bence. Melody, ya sen benim bu benim bunun alakalı. için engin i̇st bilgiye sahip bu söz olmam lazım. Bu söz kimin engin bilgi kim ya? Böyle bir insan yok bile ama koyayım. Engin altan düz yatan desen neyse. Engin bilgi dedin adamla Ahmet Yılmaz yani. Tam böyle bir bilgi adam reis olmuş işte. bilgi adam reis dışında kimse yok benim için. İsim ee, isim vermeli yani. Bu söz böyle bir Engin söz Bilgi'nin YouTube da. kanalı var bu arada. Lütfen biraz daha dikkat. <laughs> Engin abinin bak Engin abinin hataları ne? Her şey üstüne alınması, gergin, babası doktor, böyle gergin bir adam. Ben şunu diyeceğim diye. Bu sözlerin sahibi kim? Kim demiş bu bu, bu böyledir? İsim Bilmiyorum. versin. Ya da Engin Bilmiyorum. abi dediyse de bunu kanıtlayabiliyor mu? <laughs> <laughs> Yok kanıtlayamam şu an. Tamam. Oturup araştırmam lazım benim bunu. İşte benim lazım değil çünkü benimki gerçekler. Sen evet. bir hazırlık aşaması Ya canım benim, aşaması lazım. benim makale okumam lazım. Açıp, açıp sana göstermem lazım şu an bunu. Tamam. Sigmund Freud'un 3 tane sözünü söyle. Oho çok derin Oho, yerden girdin şimdi. O zaman yani, cinsellikten yani yalan, o zaman. Yalan yani direkt. Bunlar yalan. Adam bıyık Niye uzatan. İyi de şurada bile çocuğu, bütün... Herkes olmuş. Ben psikolojiyim. Şurada bile bütün muhabbet Bakıyor, cinsellik üstüne dönüyor zaten. Freud'dan neyine gireceksin? Haberler öyle olduğu adamın için. Adamın haklı olduğu buradan belli. Kimin? Freud'un. Bir lafını Onuyla boyutun ne var ki? Her şey seks diyor. Ölüm güdüsünden bahsediyor ya şey o öyle de sen evet boyut... Diyor. Efendim bakın. Bizim konumuz özgüven değil miydi ya boyutlu özgüven? <laughs> Çabuk değişti. <laughs> devam edin Sigmund Freud'dan falan devam edin. İki lokma bir şey <laughs> <laughs> Çık sok haber ver lan mami. Bir yeni bir haber yarat. Şimdi daha sakin bir haber versene yemek yiyorum yanına. Mesela her Abi, insanın içinde ölüm bitsi olduğundan bahsediyor. Ne diyor yani intihar yönelimi olduğundan bahsediyor insanların söylemek istediğim bu yani. Ne yönelimi? İntiharın ha, bir e, diye olduğunu söylüyor. Sen, sen inanmadığın için sana doğru geliyor. Ne? Evet, <laughs> evet çok, <laughs> çok. O zaman senin bu mantığını hiçbir psikologun inanmıyor olması. Çok lazım. doğru analiz. Biz evet, zaten yani. bugün çürüttük psikoloji. Senin o yumuşak babalar teorinde bitti biz. <laughs> Kesinlikle <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> yumuşak, babalar, babalar ne oldu? Yani ya, internet tarihine geçsin. Melody'nin yumuşak babalar teoremi. Tadirden <laughs> Albin babası kim? <laughs> Hala soru soruyu cevaplamadın ha. Yeter. <laughs> yani bugün bir konu netliğe net kavuşsun da istiyorum çünkü. <laughs> Yapacak ya. <laughs> Bunu diyor <laughs> da şaka kanalı amına koyayım ya. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> babam operatör. Bu bilgiyi vereyim sadece. Döner bir çakçısı değil miydi? O benimki değil, benimki operatör. O ortanca. O diğer babam. <laughs> Üç tane <var. gülüyor> Bitmiştir. Psikoloji bitti mi arkadaşlar? Bence Bugün psikolojinin bilim olmadığını <laughs> sadece batıl bir inançtan ibaret olduğunu tamam, kanıtladık. Sen... Çünkü Hepsin. nerede psikolojisi bozuk insan var psikoloğa gidiyor, düzeliyor mu? Hayır. Daha hiç şey bir şey Bitti. misin Lisede mi? bizim bir sürü kız vardı. O... Yani, ağlıyordu, psikojim bozuk diye gitti. Daha kötü oldu mesela. Hiçbir işe de yara... Olabilir. yaramadı yani. Doğru insana denk gelmemiştir. Öyle şey mi, mi? oldu? Hepsi mi yanlış insan? bir kaydı abi. yok ki. Psikolog dediğin iki tane zanaks kesiyor, ilaç başka da bir şey yapmıyor. Yok, onu Bu psikiyatristler kadar. yapıyor. Yapsın, o da aynı şey psikiyatrist. Ha, psikiyatristlerin de gibi. mi? <laughs> Psik Psik o zaman mantığında psikiyatristlerin de bilimsel olarak ee, bir şey olmaması lazım, alan olmaması tamam, benim lazım. Benim ev arkadaşım klinik psikologdu. Dedim ki psikoloji <laughs> gerçek bir şey mi? Hayır dedi. Hayır dedi. Hayır dedi. Gerçek değil dedi. Bir de gerçekten böyle bir ev arkadaşı. Bir psikolog değil. Tanındık birimi. Telefonla ararım bak saat gece 4. Şu an ararım telefonla. Arayamazsın. Uyu. Tamam mesaj atıyorum önceden WhatsApp'tan. ararım, ararım desene amına koyayım. Ararım. <laughs> ar ar Arayamazsın. Yazayım. Var diyorum amına koyayım. şimdi ev arkadaşı amına koyayım çok tarihsel de ünlü biri çıkarsa koparım ha burada. Nobel ödüllü psikologmuş. Arıyor Bu mu? Numarayı mu arıyor? mı arıyor? <laughs> Yazı ya yazdım. Ya? Uyanıksa arayacağım. Ama değildir muhtemelen. Saat 4. <laughs> Psikoloji, bilimi... Yani kanıtlayacak tek bir olay yok. Böyle bir şey diyorlar psikologlar için ya. Sadece şey dinleyip dinleyip şey diyorlar anlıyorum bu konu hakkında ne düşünüyorsun falan diye soruyor diyorlar. Doğru Ya mu? aslında bir bir ayna görevi görüyoruz. Tam olarak şey değil. Telkin yöntemi yok Evet aslında. ayna ne işe yarar? Sadece o görüntüyü gösterir ayna. Hayır. Sana iyi geldi oldu mu? Gelmedi. Hiçbir işe yarar mı? Ayna sana yemek ısmarlar mı? Hayır. Hiçbir sik yapmaz ayna arıyorum. Niye şu an. maddiyat olarak aha, dur 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 burası ben önemli. Ya. Evet direkt Hı -hı. konuya atla gir. Yayında olduğumuzu söyleme. Senin bilgi. Oh. Kim bu arkadaşın adı? Engin Bilgi mi bu Ege. mu? <gülüyor> Ege. <gülüyor> 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 Alo. Alo. Ege. Ege. Bir şey soracağım dayıcım. E, müsait misin? E, abi psikoloji sence gelmiyor, gerçek bir şey sesi mi? Pesi gelmiyor, sesi gelmiyor. Sesi gelmiyor. Psikoloji ya. sence gerçek bir şey mi dayı? Psikoloji normal yapayım yalan edip ya. Tamam eyvallah dayıcım. Çok teşekkür Bak. ediyorum. Egeciğim. Vallahi. <laughs> Tek cümle dedim. Evet, gerçek bir şey değil miymiş? Bitti. Ege'nin psikolog olduğunu nereden bilir? Klinik psikolog, psikolog Bitti. değil. Ev yani. arkadaşım ayrıma, dedi adam. Ayrımı bilmen lazım ikisinin Diploma, arasında. Diplomasını göstersin o zaman. Aa. E ben, sen nasıl psikolojiye inanmıyorsan ben de senin söylediğine şu an inanmıyorum. Ya ama alt bir kanıt gösterin. Seni 21 günde bedeninden çıkarıp Allah'a inandırabilirim 21 günde. <laughs> tamam. İnandır. Niye 21? Masaka'dan <gülüyor> dolayı. <gülüyor> Bitti bu arada. Psikolojinin bittiği gün, çağrı her günün yayınında... Keşke benim kanalda kozu... bitmeseydi ya. <laughs> Psikoloji bilimini, bilimini artık neye çevirmiştir safsataya ve batıl inanca. Ben bana e iyi geliyor. Mesela bana ne iyi geliyor? Burçlar iyi geliyor. O zaman inanayım ya. gibi. Tapıtıçmıyorum. İşte. <laughs> yoruluyorum çünkü. <laughs> çünkü o kadar çok duyuyorum ki gerçekten yoruluyorum. Yani inanmıyorsan zaten ben sana iyi gelmem. Başka bir psikolog sana iyi gelmez. Bunun için inandırmaya ka yani gayem yok böyle bir durum. Ya i̇şte bak sen de inansaydın neyse bak korkmak istedim. <laughs> <laughs> Okey. Okay. Okey. Abi sen okay. insanlar inanmak için bir şey ihtiyaç duyar mı demek istiyorsun? Ne? Ne? Çok saçma cümle <laughs> kurdum bir dakika. <laughs> <laughs> kendini mutlu etmek için bir şey inanmak mı isterler? Tabii canım bir yere ait olmak isterler. <laughs> Futbol taraftarları tuttukları takıma, bazı insanlar burçlara, bazı insanlar psikolojiye ama hepsi maalesef sonunda bomboş. Peki tamam ben bir yere olmayan... ait olmak istediğin çıkarını çıkarını da nereden vardın? Nasıl çıkarını daha <laughs> insanların bir ne şeye ait ya? olma ihtiyacına nereden vardın? Varmadım. Yağmur dedi. Ben Yağmur'a sor. E, tamam, sen Hayır de sana dedim falan. ya onu. Sen dedin ya hani Fall'a inanıyorlar çünkü faldan duyacakları şey mutlu oluyorlar ya da burçlara inanıyorlar çünkü burçların onları mutluluk getirdiğini düşünüyorlar tarzı bir şey dedin ya. Evet. Hani tamam. Tamam ben de niye böyle bir şey ihtiyaç duyuyorsun diyor Melody de sana. Ben duymuyorum insanlar duyuyor. Tamam. işte bu bir genel yargı. Yani o psikolojik... zaman ben dediğim bir <laughs> genel bu. Abdurrahman biliminde böyle bir şey var. O zaman bilim mi oldu bu? Bilim olmadı. Arkadaşlar <laughs> götümüzden uydurabiliriz her şeyi. Abdurrahman biliminde genel zortlu. Ay bir <laughs> evet netlik olmadığı için diyor ki %79 oranında atıyorum. Evet bu genelde bu tamam, genel bilim %79 var. oranında olmaz. Bilim olgudur %100 olur. Su sıvıdır bu bilim. <laughs> ya sana bu yüzden... Doktor, ya? <gülüyor> 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 sana çok iyi geliyor. Bu Doktor Oktobus mu konuşuyor bunu kim? konuşuyor ya? konu sana çok iyi geliyor. Böyle bir şey yok gelmiyor. Gele de bilir. Gelmeye de bu kadar. Psikoloji bir bilim değildir. Bitmiştir bugünden itibaren. <laughs> Çağrı her gün yayında bilim kurulu tarafından çökertilmiştir, çürütülmüştür. Okey. Yani bilmiyorum. Gittim okay. şu an. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Burası bilim kuruluysa psikoloji de bir bilimdir bence amına koyayım yani. O kadar hakkı olsun. Bu kadar verelim ya. Onu yani psikoloji... <laughs> Zor oldu. <laughs> ya şurası eğer bu bu tayfa toplana bilim hazırlığı diyebiliyorsak yani, kendimize. Yani. Melody, Efendim? psikoloji bilim değilse ne o zaman? Madem bunu açıkla. O bilim diyor ya. zaten evet, yani, felsefeden çıkmış bir bilimdir. Felsefeden çıkmış bir bilimdir. Atılmış evet. diyecektin herhalde. Atılmış. Evet. <gülüyor> Atılmış. <gülüyor> Kovulmuş. Atılmış. Felsefeden atılan, atılan bir bilim yani. Diyecektim. Alt alanı olan bir bilim dalı yani. Hayır alt alanı değil. Onu ben sana söyleyeyim. Ee, kaç senesiydi? 1300. Bin... <laughs> düz bin, düz bindi dayı. Bin senesiydi düz. değil mi? <laughs> düz ama bin dün sıfır, dün. sıfır, sıfır sıfır sıfırlıdan bahsediyorum. <laughs> Tam o gün bindi. Melody bende misin? Ben deyim. Psikoloji nereden atılmış dedin? Felsefeden e, ortaya çıkmış bir bilim dalı. Şimdi bin senesinde Andrea Felsefi diye bir adam var. O sene felsefeyi bulan kişi. Normalde psikolo psikoloğun, psikolojinin dalları da oradan ayrılıyor ilk. O adam psikolojinin artık bir bilim olmadığının ve ama bunu ben size söylersem inanmazsınız kendiniz yaşayın görününü de göstermek istiyor. Birazcık nasrettin hocamın halinde bir adam. Kendiniz ileride anlayacaksınız tarzında. O adam bunun zaten gizli mesajını kendi kitaplarında falan da verdiği için. Andrea felsefi. Sonrasında psikolojiyi de ayırma at, önce atıyorlar sonra ayıralım oluyor anladın mı? Bir ton amına koyayım KPS şeyi var. Psikolog atanmaya bekleyen adam var hani onlara ayıp olur. Bir <laughs> şey onlara da ayıp olmasın diye alt dalı yapılıyor psikoloji sonrasında. Yeni bir şey öğrendim. Ha, açık şey olmak. Şey, gibi mi abi? Kapıldan. Gezegenlikten atılan cüce gezegen gibi. Adı neydi hatırlayamadım ama. Gibi. Platon. Platon. Platon, evet. Evet. Platonik. Platon. Platon. <laughs> Platon. <laughs> <laughs> Çağrı ikna etti abi. Ona ona ben ya. ikna ya. aldım yani. Her ikna oldu mu? Evet. Oldu mu abi? İnanılmaz bir be. Allah ben yani anladım. anlatış şekli. Ya yani. olay bin senesinde Öyle yaşanıyor. Mi? Andro evet. felsefi bu adam da 300-400 <laughs> sene falan yaşıyor. Eski insanlar uzun yaşıyordu ya. 300-400 <laughs> <laughs> sene yaşıyor. Zaten bu yaşantısının 250-300 senesini insan gözü... <laughs> Doğru, doğru, doğru. 1000'de, bin yılın olaylarını bilmeyen varsa okusun kitapları dayı. Çok insanları unutamayız zorla. Ya hiçbir şey okuyamıyorsunuz abi. Muhteşem 1000 yılı izleyin amına koyun. Bu kadar basit. Orada zaten ilk bölümlerde Andro Felsefi ile başlıyor film. Evet. Bunu kesinlikle izlemeniz lazım. Özellikle bir psikolog olarak bunu kesinlikle izlemen de lazım. Eski insanlar hani 350, 450, 500 sene falan yaşıyorlardı. Bu adam... Bir rahat bir 300-350 senesini bu işe veriyor. 300-350 sene gibi böyle bir uzun vadede ee, insanları gözlemliyor. Sonrasında bu bilimi öne sürüyor. Yani ölmeden önce son 150 yılında falan artık diyor ki evet bu bir bilim. Bence şöyle bir mevzu var dayı. Dişçilerin kendini doktorum diye kandırdığı gibi psikologlar da biz bilimiz diye kandırıyorlar. Ben direkt böyle düşünüyorum. Yani dişçilerin hani biz hekimiz, dişçiyiz. Hekimiz yalan. Hani dişçi mi? Diş doktoru. Tamam da sana. adında zaten diş hekimi yazıyor ya neyi yalan olsun. İşte zorla Ay. yaptılar. Dişçiydi. Kim zorla de. yapmış? Dişçiydi <laughs> 5-10 yıl önce. O zaman dişçiydi. Ya şöyle ya dişçiydi. onu ben sana anlatayım. Dişçiydi. 1900... <laughs> yok. 1820'lerde <laughs> falan. 1900'dü. <laughs> yok yok. 1820'lerde <laughs> dişçiler odası ayaklanma yaptı. O tarihe geçmişti. Gazetelerde falan var. İstersen orada bir oku Nesrin. Dişçiler Hayır, odası. Diş hekimleri odası ya. değil bak. Dişçiler odası. Evet dişçiler odasında ben... da şöyle bir şey var. Diş hekimleri, şu günümüzdeki diş hekimleri, onca dişçiler. Ee, ne yapıyorlardı biliyor musun Nesrin? <laughs> topraktan, taştan, <laughs> topraktan taştan, topraktan taştan Böyle kendileri küçük küçük diş kumbaraları yapmışlar zamanında. <laughs> ben tamam daha evet. ben yok yok sen gül eğlen. Gülüyor gülüyor gülüyor. Gül eğlen senin bölümüne gülüyor. senden daha gülüyor. hakim olan bir insana gülüyor. saygın buysa ben daha fazla. Aynen ben anlat çaktım o ben dinliyorum. Bayağı diş hekimliğin temeli öyle başlamıyor. Diş hekimi değil dişi. Tamam temeli dişi eskiden berberlik diş hekim, berberler diş hekimliği yapıyormuş. Hem berber hem diş yapıyorlarmış. İlk oradan başlamış. Eskiden diş tamircisiydi onlar. Evet. Ya i̇şte hekimleri diye bir meslek var şu dayı, Ben üniversitedeyken bir çocuk vardı böyle yobaz, dişçiler gibi yobaz da. çocuğa sen dedim dış mimarlık senin bölümün dedim diye benimle arkadaşlığını kesti. <laughs> dış mimar dedim diye. Dedi ki dış mimar yok senin dedi amına koyarım piç misin diye böyle yapıyorsun falan. Bozuldu özgüvensiz küçük sikli biriydi dayı. Böyle... Bak Aha psikoloji doğru tek, yeniden doğdu psikoloji bir dakika 18.07.2022.04.00'da <laughs> tamam. psikoloji yeniden doğurttuk burada. Hat küçük istir ya. <laughs> bunu yapmayacaktım. Evet Melody. Söz hakkı doğdu. Efendim. <laughs> söz hakkı kabul doğdu etmiyordum. Melody. bana söz kalmadı <laughs> kabul ettim. Ya edin. resmen küçük siklet diyene kadar çok tamam. iyiydi. Keşke küçük, küçük sikleti demeseydin ya. Oradan çünkü bir bağlantı kuruldu anladın mı? İster istemez. Küçüğün boyutunu da alabilir miyiz Sıfır santim. Tamam. Evet. Sıfır santim küçüktür ya. Evet. Kurtardım. Kimseyi kalbini kırmayayım dedi. Kırmaz. Kimsenin kalbini Teşekkür, kırmaz. Teşekkürler. Zararsızdır. Teşekkürler. <laughs> Dediğim gibi dayı dişçiler de böyledir. Kendilerini kandırırlar. Diş hekimi diyeceksin lan. Ya dayı sen ne yapıyorsun? Kalp cerrahlığı mı yapıyorsun? Dişimin içindeki, affedersin. Zaten o yüzden kalp da demiyor Alp. Diş hekimi de diyor zaten ya. Siyahı temizliyorsun yani. <laughs> Dişini fırçaladın mı? Lan fırçaladık ki gelmeden önce. Mesela diş ya, ya biraz da şöyle... Nesrin'cim şöyle doğuyor diş hekimliği. Hayvancılığın olduğu yere göç ediyorlar dişçiler. Neden? <laughs> Neden? Neden hiç sorguladım Neden? bunu? Çünkü orada hayvan yiyorlar. Dişlerin arasında et kalıyor. E, dişçi diye bir ihtiyaç doğuyor çünkü o, o dişin arasında kalan eti alacak birisine ihtiyaç doğuyor aslında. Olayın ana <laughs> kısmı burası yani. Tıpkı senin lahmacun elinde kıyma kaldı diyelim ki. <laughs> i̇şte bir dişçiye gideyim o kıymayı aldırayım oradan. Neyse ki kürdan çıktı, çağrı gereksiz. Kürdan çıktıktan de. sonra diş. zaten <laughs> sistemi değiştirdiler. <gülüyor> evet <laughs> evet dişçi evet. olmasa kimse ölmez bitti. O yüzden bir tıp alanında değil, doktorda da değiller dişçi. Bir dakika Dişi bilim de. tamamen tıptan mı ibaret? Hayır, daha büyük bir <laughs> <kime> zaten. <laughs> onu demeye getirdin. Hayır, onu dedim zaten. Bu dişçiler hiçbir bilime mensup olmayan insanlar. Doktor değiller dene. Ne <gülüyor> dedi <gülüyor> ay duyamadım onu. Hekim değil, hekim. Dişler hekim değildir. Dişçi olmasa ölmezsin. Ölebilirsin ya, ama. Il... Aha. Soracağım. Yani ya, yolda diş. giderken de ölürsün belki. Yo, diş beyni ama en yakın şeyler orada değil miydi sinirler? Ya bak şimdi. Yani. Söçersin bir... dişi. Bakın bu bu arada yürür. Ne yaparsa? <laughs> o dişi sökersin. <laughs> Abi işte dişi kendin mi sökeceksin? Bunu yaptı tweet yürür. Alp'le münakaşaya girmiyorum Bırakalım zaten. <laughs> Bu arada o da münakaşa değil nesli. Münaşaka normali onun. <laughs> ya da münazara. münaşaka da şu şakalaşırken bokunu kaçırttıktan sonra kavgaya dönüşmesi zaten münaşaka. <laughs> Ama dilimize böyle gelmiş. Hayır bir de Alp diyor ya bir dakika Alp diyor ya dişten kimse ölmez falan filan diye atıyorum sen cildiyeye gidiyorsun sivilcen var vesaire diye o da ben doktor. Gitmiyor. Ondan değil. ölmüyorsun, ona doktor diyorsun. O da mı o değil? O öldürüyor ha. bu arada. Bandan ölen bir şey var. Cildiye Hatice. adı. Neslin'cim adı cildiye. Ya o dalın adı. Ya dalın adı. adı <laughs> ama olacak. hep. Doğru söylüyorsun. Kalp doktoru. Ananı avradını. Ne yapayım ki yani onsuz ama... <laughs> Sivilcem çıktı, ölmem. Bitmiştir. Dış mimar, iç mimar. Bir de bu muhabbet var neyse. Alınmadın değil mi Nesin ya? Doktor olmadığın bugün ortaya çıktı. Bugün sen... <laughs> ben zaten hiç... Neyse alınmadım her. Yani. Tamam. Bir, bir zaman de bunlara doktor olduğunu hi... iftihar etmemiş miydin? Çağrı, Yani bunlara yani... hipotez yemini ettiriyorlar bunlara yalandan. Hissetsinler ya bunu. Ya abi bir <laughs> şey söyleyeceğim. mu o Hipotez. Nesrin sen hipokrat yemin ettin mi? <laughs> Evet. Of. Yoksa söz mü verdin yani? Bir yemin ettiriyor, bir söz ne verdiriyorlar. yemin ettirdiler. Ha, sen yemin edenlerden misin? Evet, yeminliyim ben. Yemin et. Vallahi. Ey bakın ettin mi yeminle? Evet. Ne, ne, diyorlar ne yemin ettirdiler? Hatırlıyor musun peki Hatırlamıyorum ne söyledi. Niye 10 yaşında mı edecek yemini? Niye hatırlamasın? Hayır. Biz üniversite birinci sınıfta olduk şeyde. Diş hekimleri gününde tören yapılmış dön kim o zaman? Neri mi var? diş hekimlerinin günü mü var? Evet 22 Kasım Alp. Yani bir şey söyleyeceğim. <laughs> Zor ne yeminin günü. içeriğini anlatabilir misin yeminin içeriğini? Ya işte genel olarak ne evet. dişleri fırçalayacağım. Dişlerime hayır, iyi bakacağım. Hayır. Böyle <laughs> <laughs> anladım çünkü. birinci sınıfta <laughs> ettim dişçi <laughs> abi. Bu 4 senelik bu 5 senelik eğitim hayatım boyunca dişlerime iyi bakacağım gibi yemin mi? Hayır, çağrı ne alakası? Hastalarıma yani şey yapacağım, yani düzgün davranacağım, vicdanım falan filan diye cümleler vardı ama zaten ben öyle biriyimdir. Hastalarıma <laughs> düzgün davranacağım, vicdanım falan. Ya hayır, işte onunla. Ben hekim miyim artık? 6 sene önce. Hekim miyim artık ben? Kağıttan mı okudun peki? Hayır. Alp e, senin mesleğin işte, ne işte, NFT'ci e, misin o sen? Alp'in mesleği ne? <laughs> NFT'ci arkadaşlar. NFT ekimi. NFT'ye kim ben de? NFT, <laughs> NFT doktoruyum. Çünkü yani. o NFT'ler olmazsa bir insan ölür mü ölür kalır bakıyor ya bu ölür artık amına koyayım çünkü. Yani orada ben ölürüm ne yiyeceğim amına Oradaki aman bakiye sıfırlanırsa intihar ederim. <gülüyor> 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 bu sebepten muzdarip, bu hekimliğe niye bu terbiye ettirdik yani arkadaş anladın mı? Bak, Floru bir bitmişiz... düşsün. Holderlar da ölür amına koyayım. <laughs> evet. Ne diyordum yani? Nesrin'in dayı kabullenip artık bunu. Yani Nesrin'in ben dişçiliğini test etmek istemiyorum ama bir sorayım hadi. Ya endoplazmik retikulumun görevi nedir? Bir dakika, bir dakika. Bir Çok şey zor sordun. Ben direkt şunu soracağım. Ön yukarıdaki dişlerimizde ucu sivri olan dişlerimize ne ad verilir? Tamam. Köpek tek tek sayıyorum. Hayır. Tek tek sayacağım. Siz de öğrenmişsiniz. Bravo Alp. Alp 1-0. Kripek dişi değil kanin denir Alp. Bu bir. Koydu. Koydu. Kanin, 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 yani, götüne girsin. Yani, al, girsin. Bak bak dinle dinle. Ay. Kanin, al, kanin al, al, kanka bilim kanka al, kanka. Al, o biliminden arası. Köpeğin latincesidir. Bitti. Tamam olsun. Ama biz kanin diyoruz. Ben zaten sırayla sayacağım değil mi? Öğrenelim de. İlk ön önündeki dişlere santral. Yanlarındakine lateral denir çağrı. Sonra kanin. Sonra premolar. Sonra morlar. Bunu mu soruyorsun? Bir de köpek diyor. Hani ya yirmilik diş kanin köpek latincesi dişi? diş latincesi köpeğin Nesrin'cim. Tamam olsun. Biz öyle konuşuyoruz yani. Türkçemizi kullanalım ya. Şu Türkçemizi kullanalım ya. Bir dakika bir dakika. Kanin miydi doğrusu? Evet. evet. Kanin dişi. Evet. Hiç duydun mu kanin dişi? Köpek dişi de duydun mu peki? Benim bildiğim köpek abi dişi biz. ama şöyle ben bir bu, şey var. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. <laughs> Allah Allah. Öğretim, çok yanındayım. biliyorsan Alpak çok biliyorsan biz dişleri numarasıyla söylüyoruz karıştırmamak için numarasını <laughs> 7 2 3 4 5 6 7 Hayır öyle 7. değil. Ha. 7 Ha kapak. 7, o zaman Alp çok biliyorsan o zaman dolgu nasıl yapılır dolgu onu söyle. 13 23 33 43 neyse. Hayır, neyse on on ya bırak Ya Nesli. <laughs> neyse hava atma Nesli. Hayır boş ver biz Alp'le muhabbet Şu an Nesli ne yapıyor biliyor musun Alp? <laughs> Şu an sana bu soktuğu laflar gerçek hayatta Bağdat Caddesi'nde teker yakma hazzıyla aynı şu anda Nesrin. Neyse deyip orada şey yaptı ya. <laughs> BMW ile Bağdat Caddesi'nde teker yaktı yani şu an. Öyle ağır konuştu Nesrin. Nesli. Sayılar söyledin ya farkında mısın? Dişçilikle sayısal loto birbirine ne kadar benziyor? Bu kadar. Bitti. Benzemiyor çünkü <laughs> sayısal lotoda 55 yok. Nasıl yani? Sayısal da 55 yok ya Nesrin. Dişte var mı 55? Yoksa çok büyük tersiye geliriz. Süt dişlerinde var. Ha koyduk kapak. Çocuklar da var. Şu el hareketi yaptın ya kapak hareketini. Bir daha yapsan onu. <laughs> ha? Ben onu yaptım bile hatırlamıyorum. <laughs> Bence kötü <laughs> benim dost acı söyler. Nesrin bir an önce ben doktor değilim. Ben dişçiyim. İnsanların da dişini temizlerim ...mi kabul etmesi lazım. Temizlerim mi? Yani diş, dişleri pis, fırçalarım. Mikrobu. mikrobu. Pisi yani. E, tamam hücreyi. zaten. Bir şey. Neyse <laughs> mesela diş doktoru. Ya ben hiçbir zaman şey demiyorum zaten. Mesela bazıları takıntılı diyorsun ya o konuda öyle yani. Diş hekimi olduğu için adı herkes diş hekim densin istiyor da. Ben mesela bir bana dişçi dediğinde hiç böyle kavgaya falan girmiyorum yani. Normal benim için. Neyse mesela bir şey söyleyeceğim. Öyle bir takıntım yok yani. Sen şimdi dükkan diyelim o zaman oraya da. İş <laughs> dükkanındasın. Elin <laughs> 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 Sen şimdi dükkandasın diyelim. Ee, bir tane müşteri <laughs> diyeceğim artık yani bu saatten sonra kimse yanlış anlamaz. Müşteri geldi. Hasta evet. Ama bak terimler hep değişti ya şu anda. <laughs> Ama yani Nesin kapı takmıyorum deyip her şeyi düzeltmek olmaz. Tamam. Büroyu Heh. bürona geldi anlat Çağrı'cığım. Büroya geldi ofise. Veya <laughs> dükkana. Ee, dedi ki dişlerimi fırçalar mısın? Fırçalar mısın? Hayır. Doğru'ndasın ama yemin ettin. Yani yeminim Hayır. ne olacak? Fırçalar mısın diye bir şey yok. Nasıl ya? ya? Yemin evet. ettin ama sen. Abi tamam da yemin ettin diye o zaman başka şeyler listesine her şeyi yapayım. Tamam da dişiyle ama alakalı da bir şey de. istiyor. İyi bir şey yapıyorsun ya hastaya. Dişi. Bence hayır bana şey söylese diş fırçalamayı öğret dese yani şey olarak normal zaten gösteririm. Ya hayır yani ya ben, değil, benim çok param üstünde. var. Ben kendi dişlerimi kendim fırçalamak istemiyorum. Geldim dükkanına. Ya, benim dişlerim. Milyon dolar versin, şu andan sonra daha da hiç fırçalama. Ya bir birbirimizi kandırmayalım. Bir milyon dolara fırçalarsın. <gülüyor> 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 <laughs> ha diş temizletme <laughs> bine bir fırçalamak <laughs> değil midir? Diş temizletme. o diş taş temizliği fırçalamak. Tamam diş temizliği ne geldi adam? Diş taşı Bak, değil. Bize düzeltiyor terim abi diyor, takmıyorum diyor. Terim düzeltiyor. O şey, zaman takıyorsun. ne? Ya dedi ki diş Daha... taşı temizlemeye gelmedim, direkt diş temizliğine geldim. Fırçalayın lütfen. Hayır. <laughs> ki o bilmiyor, yanlış anlıyor. Orası bu çocuğu bir geldi abi. <laughs> 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 ya. <Dükkanıya. gülüyor> <laughs> e, nesin, hayır senizledi. ve şey istedi senden hiç nesin? Dedi, bir de bir de şöyle bir şey istedi ama bir dakika tam senaryoyu anla diye söylüyorum. Ee, o ipana diş macunu var ya onun tam Hı. ortasından sıkmanı da ricada bulundu. <gülüyor> <gülüyor> yemini var bozamaz onu çağrı onu bozamaz. Onun yani. yemini var <laughs> mı en dipten sıkacağımı yemin ederim gibi. Yok Hatta hayır. Ha o kadar yoktur. Ha. Peki nesin geldi sana dedi ki. Diş muayenesi yaptır lan dedi. Kaç lira? Biz, lan mı dedi? Biz o 5 milyar. milyar. Ama lütfen Nesli, <laughs> iki buçuk. Lütfen çay koyabilir misiniz Neslin hanım dedi. O kaç TL? Bu ne anlatıyoruz ya? <laughs> Bu bilimden çok kopuldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bilimden biraz uzaklaşıldı evet ben de hissediyorum. Evet. <laughs> evet, ben o dedim psikologuma geri dönsek lütfen. Peki hiç zahmet etme e, Nesrin Hanım ben kendim fırçalarım. <laughs> Teşekkür ederim abi. <laughs> Nesrin iş alanı diş sanayi diyebilir miyiz? Aynen öyle Deriz. öyle. Deriz. Ama o eskiden abi şimdi bu dişçiden önce diş tamircisiyken Nesrinler. Ha. O zaman sanayi olurdu. Şimdi tüccar oluyor. Diş tüccarı. Peki Yağmur Hocam, yayıncı mıdır? Önce gibi gezerler mi zaten? Yağmur e, sana bir laf geldi. Evet. Yayıncı mısın sen diye. Yayıncıyım. Tanımıyorlar. İstersen tanıt kendini. Merhaba arkadaşlar ben Yağmur, Bulaş2H ile Twitch kanalında yayın yapıyorum. İzlemek isterseniz katılabilirsiniz. Biraz yap mesela şimdi yayın yapıyormuş gibi davran. <gülüyor> Ama <gülüyor> görsünler ki ona göre izleme gelsinler. Bir şeyler yap bakalım oradan yapıyormuş gibi yap mesela yayın. Yayın yapıyormuş gibi yapayım. Aynen. Yorum yapmayı da unutmayalım aynen. Aynen kanka hoş geldiniz arkadaşlar. Aleykümselam hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz ya <laughs> böyle? Bu şekilde yayınlar yapıyor arkadaşlar. Kendisini takip etmeyi unutmayalım. <laughs> Kendisini takip etmeyi unutmayalım. Bize de çok teşekkür ederiz Yağmurcuğum. Burada bir de olsa yayın oynadın. Ee, Sağol. Yayın oynadın ne yapayım? Yayın oynadın ne <laughs> Akın senin mesleğini alabilir miyiz? Ben yayın doktoruyum abi. <laughs> Helal Nasıl olsun oluyor abi. bir anlatır mısın? Bu çocuk Çağrı'nın projesi. 8 yıl sonra bu çocuk burada Çağrı'nın yerinde olacak. 18 evet, 8 yıl sonra. 8 yıl sonra Twitch TV hype yazacağız. Akın karşılayacak sizi. Evet Akın. Abi, gülmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmak için geliyorlar ofisime. Orada yardımcı oluyorum. Gülmek isteyenler mi sadece? Yok genel olarak vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek isteyenler. Tanış mesela. Geliyor. Yeni bir insanla tanış görelim nasıl yaptığını. İnsanlar merak ediyor çünkü. Nasıl yani mesela biri geliyor sohbet ediyoruz A, isim, Ya yayın doktorusun ya abi. Yap mesela bir doktorluğunu göster Yayıncılığını göster yayın doktorluğunu Nasıl tanışıyorsun mesela yeni bir insanla Tanış mesela Sel Selam bakın kendini tanıtır mısın bana Selam ben değil sen tanıtman lazım Karaman benim seninle tanışacağım Yarra sen, e, sen, sen kendini tanıtacaksın bize Ben zaten Yayıncı olduğum için sen beni biliyorsun Sen tanıtacaksın <laughs> Araman. Ne alaka ya Sen aramızı... Akın'ı tanıyarak geldiğin gibi yap Aa. Yani Akın diyor ki <laughs> Beni tanımayanlar kanala girmesin mi diyorsun Akın Hiç yok <laughs> <Evet. gülüyor> Ankara'dayım Üniversiteden mezun oldum Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudum Şimdi yayın yapıyorum Yayınlarında Hı. soyunuyor. Kariyerin Endüstri... bir kariyerin bir çöküşüne ya. bakar mısın amına koyayım ya? <laughs> Endüstri mühendisliğinden buraya mı amına koyayım? Var. Türk <laughs> Hava Yolları'ndan mezun oldun? Anne bir daha oraya söyle bakalım. Türk, Türk Hava, Hava Kurumu. Kurumu, Üniversitesi'nden Endüstri en yüzde yüz İngilizce olarak. Yüzde <laughs> yüz İngilizce olarak bitirdin. Sen sonra gelip burada 200 kişiye şaklabanlık yapmayı tercih ettin. Öyle Ay mi? Amına koyayım ya. Daha eğlenceli. Oğlum palyaço Kariyer gitgide ya. böyle gidiyor amına koyayım öyle. Sürekli aşağı. Uçak uçağı iyi indiremiyor olabilirsin bak dikkatli ol. İniş takımlarını aç. Çünkü kariyerinin şekil değiştiren bir arkadaşımız daha aramızda. Aha ne ee, kendisi Bunu nasıl söylesem ne? Bilmiyorum. Ee, hepinizin yakınen bildiği bir tablo var. Ne yapmadı kıy? Ne ya söylesene. Kendisinin yakınen, hepinizin yakınen bildiği dünyaca ünlü bir tablo var. Ee, bildiniz mi tablo? Liza. Nereden bakarsanız hani size bakan bir tablo. <laughs> Hadi ama. Mona Lisa. Mona Lisa'nın ee, çizim ekibinden de bir arkadaşımız da onu kariyeri bitenlerde sağ ba Bakır şah. bizlerle Eyvallah. oldu bugün. 2018'deki <laughs> yayınlarında ben izlerdim kendisini. Ya götünü sikeyim sana ya. Mona Lisa çizerdi ve arkadan çili bir müzik ve bir viski eşliğinde <laughs> yayınları vardı. Ee, kariyerini zorbalık master üzerine yapınca <gülüyor> <gülüyor> zorbalık master üzerine yapınca işte bakın. O sanatçının şimdi ellerini... Ellerini göster. Nasıl hangi eline çizdiğini göster. Bak ellerine <laughs> ne olmuş? <gülüyor> 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 bakın ellerine <laughs> ne oldu? Aa, <laughs> dalga geçmeyin lütfen. Lütfen dalga geçmeyin. <laughs> Bu dalgası yapılacak <laughs> bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> bakın nasıl içiyor. Evet. O son çizimini yaptı. Ve artık... <laughs> artık... Tutuldu eller. Eller <laughs> o son çizimden sonra tutuldu tabii ki. Yapacak bir şey yok. Eee NFT Eyvallah. ve yayıncılık kariyerinde de kendisine başarılar diyoruz. Sıvagi Berk, Sıvagi Bark. Bu adamın nickini sürekli yanlış söylüyoruz. Kanalını bulabiliyorsunuzdur inşallah. Abi senin <laughs> Instagram'ın kaç? Benimki 3, 3, 3 olması lazım dayı. Bunu özel ayarlattın mı? Ne yaptın? Evet, evet. Tam 3 3, 3 e panelden güzel bir bot çıktım. Şöyle 10k, 12k kadar. Onu 3, 5, 3 10, falan 9, yapalım 9, 9. arkadaşlar havasını atamazsın 3-3-3 falan diye anlatıyor. Ya da 333 bin yapabiliyorsak yapalım da zannetmem yani o kadar ne yapsak hani benimki olurdu. Ya bir virgül sola kaydıralım anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ya da oraya bozmamız lazım 35-40 falan olsun. <laughs> ee, Akın'ın kanalını Aa, atın. Abi, profil fotosu çok iyiymiş yalnız. Eyvallah Tayyip'cim. Profil fotoğrafını <laughs> değiştir artık Alp ya. Değişti değişti. Şey, Yok değişmiş çağrı o yüzden dedim yani. Akan'ın kanalını, Akanın kanalını da atar mısınız? Teşekkür Aka ederim. Akan'ın kanalını da attın. Atıyorsun ama yanlışlıkla tıklamayın ha sakın hiçbirine falan <laughs> demiş. <laughs> <laughs> ya bu ne amına koyayım ya. <laughs> Oğlum bu bence çok Has, hava... Ben... Tabu çocuk. Bence bu fotoğraf çok iyi. Ben bunu bir tutarım uzun süre. Bayıldım amın okuyayım ya. Alp bunun çizimini yapalım mı? Yapalım. Yapalım amın okuyayım. Bu baya iş yapar yani. Vallahi yayında yapalım. Stranger Things'teki çocuklara benziyor. Abi oyun geçeceğim. Geçmem artık ya. Bu, bu yayın full IRL bir yayın olmuş oldu. Güzel muhabbet devam etti. Ben normalde bir saat, bir buçuk saat önce oyun demiştim. Baktım akıyoruz. Aksın dedim ya ama hiç üzülme yarın yine yayın var. Yarınki yayında da 5 saat ayerel. Bu ayerel sayılmaz ama bu bir şovdu dostum. Bu böyle bir ayerel yok yani Twitch'te anlatabiliyor muyum? Bu bir şov. 5 saatlik bir şov. Burada e, şunu da söyleyelim. Her şey buradaki tüm şahıslar ve konuşulanın hepsi hayal ürünüdür. <laughs> nesrin dahil yani. Onu söyleyeyim. Ee, bu yayında yaşanan her şey mize amaçlıdır ve hayal ürünüdür. Sakın ola ki birileri ciddi alıp bir e, yargıya varmasınlar efendim. Onu bir kere söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ee, Sefa yayın yapmıyor. Ercan'ın kanalı da atalım. Triyerban Ercan. Bu arada Instagram'a Ercan'ın 5-10k olursa eğer 5k hedef koymuştuk. Ee, solitary yayını <laughs> bekleyeceğiz ondan. Karamanın kanalı yok. Ya. Vallahi Melody yayıncılığa başlayabilir belki de. Bilmiyorum. Psikoloji, bilimi bitti çünkü artık. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek yiyecek bir kapı lazım <laughs> artık. Yani ya NFT çizecek ya da yayıncılığa başlaması <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani bu yollardan birine yönelmesini kendinize temenni ediyorum. Karaman yayın açıyor. Evet Karaman bir şey söylemek ister ben, misin? Ben yayın açmıyorum aslında. Canım istediği zaman açıyorum. Beni takip etmeseler de olur. Instagram sametilmaz.z Samet abi 30k yapmamız lazım Ta takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bayağı amına koyayım paralı asker köpek gibi anlattı. Kurmuş lan Samet. <laughs> paralı <gülüyor> bir köpek gibi anlattı. <laughs> <laughs> Sen Samet kimin köpeği de, oldun aylık, belli aylık, oldu amına koyayım senin. Aylık para alıyorsun <diyorum>, Samet abi reklam <laughs> <vermekten gülüyor> için. Böyle bir şey oğlum ezberden anlat dersi hazırlamış amına koyayım teksini meksini her bir konu. Aferin paşam. <laughs> ya, ya Aynen. <laughs> ya Resulallah. Evet. E, Nesin diş doktoru. Muayenehanenin nerede olduğunu söylemesin. Ya çare. Yazda geldik gene. <laughs> Niye? Nesrin'in dişçisinin adresini atalım chatte. <laughs> yok yok atmayalım ha. Yok yok tamam tamam. Nesrin'in de kanalı var arkadaşlar. Kanalı yok mu zannettiniz? Nesrin'in kanalı var. Ha, var. Işte. Bak işte. Sağ <laughs> Evet Nesrin'in kanalı da direkt Nesrin. 2N ile değil tekneyle <laughs> ee, ama Instagram'dan takip etmek isteyenler birazcık klavyeyle birazcık oynamalara gerekiyor. Onu söyleyeyim. Bazı kuşlara evet. iki kere basmaları lazım. Ee, Sefa sen neler yapıyorsun? Ben Hı? iş adamıyım abi. <laughs> Millet izolandı <yüzü gülüyor> İş adamısın. <gülüyor> evet. İş insanı mısın, iş adamı mısın? Hı? İş adamıyım. Adam gibi adam var. <laughs> Aynen öyle. Businessman yani arkadaşlar Sefa'da. Peki. Söyleyebileceğim bir şey var mı yani? Yok, teşekkür ederim abi her şey için. Tamam. Ercan'ın kanalını da atalım tekrar. Atmıştık zaten. O zaman Eyvallah Matkap abi. sen peki? Abi ben ticaret işine girdim. -hı. -hı. İşte onu kovalıyorum ya, yani. Güzel Net yani. ticareti bro? Her şey ya kim ya ne isterse çözün yani elektronik üzerine genelde. Ya <laughs> ne ee, Öyle bir ne şey var mı yani? Ya. Çalıp, çalıp satıyor mu? Ya, evet, evet öyle şeyler <laughs> var. Ne abi yurt basketbol topu getirtip total 90 mı satıyorsun? Ne yapıyorsun amına koyayım yani? Gibi 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 gibi. Onlar da var mı her şey? Ya total 90 falan yok da elektronik üzerinde. Elektronik sigara ticaretine girdim desene sen seni bir yana tutup kalktırayım ama. Hayır 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 sigara değil elektronik yap laptop alır şey. Her şey işte elektronik ne varsa işte. Nerede girdin girdi bu işe? Allah Allah. Oğlum, ben bildim oğlum. o işi. Al boş ver. Yani tamam boş verin arkadaşlar. Ya ama garanti verir yani? Tamam gerçekten boş verin işte şimdi. Kral ben son bir matkap isteyebilir miyim senden ya? Evet. Tabii ki. Ama bak şöyle hani böyle normalde matkap elini alıyorsun ya. Hani bir omuz hareketi vardır böyle hani Bak bir dakika hani böyle gücün yetmez yani böyle omuzunu koyarsın şöyle. Ufak bir, şöyle bir yastarsın duvarı delmeden şöyle bir ufak bir sesle onu Sokarsın <laughs> sonuna kadar. <laughs> Şey, anladım, anladım. Ercan, ercan sen o omuz ercan. var Abi sen sniper mı sıkıyorsun Nasıl hazırlık ya? Abi roket mi atıyorsun Ne oldu kaçırdı? Anladı o anladı. O anladı. Oha nasıl <olur>? geliyor Nesrin kendisinden daha iyi rap yapan birini görünce sıfadüleşkal sağ orta. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı? Ben kaçırdım olayı Çağrı. Artık tekrar tekrardan izlersin desin yapacak bir şey. Aynen. Hey. Ama tabii. Evet matkaptan son Ercan'ın omzunu. Yani diyor ki matkabı bırak kolum girsin mi dedi. Ne dedi anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne de ne istediğini de anlayamadım. Tekrar yok. Şimdi gireceğim değil mi direkt şöyle. Omuzu da kullan diyor. <laughs> Kim öğretmişse. Kanka ben de yayının başından beri bak seni sorguluyorum kendi kendime. Beynim yeni cevabını buldu. Sen bu matkap sesi yapa yapa hal ve hareketlerinden matkaba benzemiş hafiften zaten. Acayip bir yetenek ya, Son barında. saçını ben neye yormalıyım, neye yormalıyım, neye yormalıyım diye düşünürken. Şöyle bir dik dur bakayım. Tam böyle ucu sivri sik kafalı böyle tam böyle bir matkaba dönüşme yolundasın ya sen şu an. Yok abi ben günlük hayatımda çıkartmıyorum ki bu sesi. <laughs> Allah razı olsun ablacım <laughs> Yani gerçekten günlük hayatında hani çıkartmıyor olman bizi çok rahatlattı yani. Ulan zaten günlük hayatında niye matkap sesi çıkartacaksın ya? Bilmiyorum bazen tek olunca çıkartıyorum nereden. De. Deniyorum yani ne yapabilirim ne üstüne katabilirim diye de. Üstüne ne katabilirim mi? matkap sesini? Ona evet. iki senedir bu oyunlara bağlanıyorsun. Üstüne bir şey katılmıyor baba. Bu belli oldu yani artık. Bu matkapın Abi daha üstü yok. yok gerçekten. Bir de ha. çalışacağım bir stüdyo ortamı yok yani. E psikologlarımızla, pedagoglarımızla çalış Melodi <laughs> Rakı <Rock> eşliğinde. <laughs> ben şey hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum? Bir de sesi falan çıkarmıştı sanki. <laughs> onu denemiştin istek üzerinde. Denemiş miydin? Aynen Ama onu günlük hayatla yapmıyor işte. Onu da yapayım. Yok onda günlük hayatta yapmıyor. Günlük hayatta yaptığım bir gerizekalılık var mı onu yap <gülüyor> yaptıralım. <gülüyor> 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 var mı öyle bir şey? Yok abi ya, her hareketim gerizekalıcı zaten herhalde günlük hayatında. Yok estağfurullah. <laughs> estağfurullah. O zaman bir dafidak da ver lan. Yapıyordun sen onu ben hatırladım. Deneyeyim yine ama. Dene dene oluyor çünkü. Bak Alp burayı iyi dinle. Aa aynı. Çocuk yetenek lan. <laughs> ben ölçülere fena şey oluyorum. Valla yetenek. Etkileniyor mu sen Gerçekten birebiri yani. Bu arada RX7 sesine çalışıyorum. Mazda RX7. Ama o biraz zor işte. Zamanla çıkartırsam belki. RX7 sesi mi çalışıyorsun evde oturup? Kral Godzilla var mı Godzilla? GTR. Mer gelsin. Sonunda bir çalışırım ben. Ben anlayamadım abi. Sen evde oturup RX7 sesi mi çalışıyorsun? Ya bir yerde gördüm çok güzel çıkıyordu. dedim. Yani ben de bir şey mi dedin yani sesi bir kıskandı bu ses benden çıkmalı. Aynen canım çekti yani işte o ses. Ona çalışıdır abi bir ona bir de Honda Civic çakal kasa Honda Civic abi, 2009. Abi, kesinlikle. <laughs> Edebi evet, bunun peki evet. psikolojide bir yeri var mı ya bu sesin benden çıkması gerekiyor deyip buna çalışmak. Psikoloji de var mı bilmiyorum ki vallahi bende. Yani bilemiyorum. <laughs> belki de vardır mi? hani birisinde yazmıştır. Yeteneğimi en üst noktaya nereye çıkarabilirim diye kendini deniyor geliştirmeye çalışıyor. Sana evet. bir şey söyleyeyim Melody bak buradaki tipleri unutma. Bunlar senin gerçekten bunlar için bir tez yaz yani. Yok. Yok çağrı. Neden? <laughs> Başa çıkamam. Lan. Neden çıkamıyorsun? Başa çıkamam çünkü yani. Körel Niye ya pırıl pırıl insanlarız ya baksın. Ayımın atıyor S dur dur. Sik atmaya çalışıyor galiba orada. <laughs> Yok ya de. Ortam yumuşatayım Atıyordum, dedim. dedim. da fazla mı? uzun zıplayamıyor 12. Arkadaşlar dalga geçmeyelim o konuyla alakalı. At bakayım. Sik atmanın bulucusu olarak at bakayım bir sik. <gülüyor> 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 <Buna var. gülüyor> Masa kırılma sesi geldi. <laughs> Oğlum ne yapayım? Masayla sandalyemin arasında 55 santim var sadece. <gülüyor> <gülüyor> bir gün harbiden oturuyoruz evde lan durduk yere sik attı diye bir şey buldu <laughs> ruh hastası geldi si kemaller ben benle oturuyoruz ne hiç... kemaller benle oturuyordu mutfaktan dönerken bir sik attı bunlara ne oluyor ben... diyor koptular amına koy o gün bugündür bulaşıcı galiba kanka sende de atmaya başladı abi. Ben, diye, ben diye İstanbul'da atmaya başladı ya atıyor abi Seninki ama karaman böyle atıyor. Böyle atıyor yani. Tam da sen, biraz kalp bir de olabilir mi? yani ondan emin. Onu bir uzmana gösterelim. Beni, ben, ben Nuri çaydım ya. Sik uzmanına göster onu. <laughs> Şu an aramızda yok. O gelir belki yarın falan. <gülüyor> 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 Samet Yılmaz nokta Z yani. Sik mi kendisi. Evet. <laughs> Öpüyorum sizi hepinizi. <laughs> Melody bir, bu arada bir şey söyleyeceğim. Efendim? Eee müsait olursan eğer bir hitler yapalım diyoruz hani önümüzdeki günlerde yani hemen değil ama hafta sonuna doğru falan müsaitliğin tabi önemli burada. Ya hafta içi normalde çok duramıyorum biliyorsun. Hı hı. Eee cuma cumartesi yani sabah kadar durun benim için okey. Özledin Diğer mi yani hitleri? Aşırı özledim. Tamam. Hatta Mert'e dedim ne olur oynamayın ben siz diye. Tamam o haberin geldi Normalde oynanacaktı. Sen bunu dedin ha. diye biz onu erteledik orada gerçekten. Çünkü sen daha ayrı bir renk katıyorsun itlere. itlere. Bu da bir gerçek. Ama masa gitgide yobazlaşıyor. haberin olsun. Evet ya Alp ile başa Alp oynayacaksa ben ne yapacağım şu an onu düşünüyorum. Evet Alp de var. <laughs> Hatta bir iki isim daha getirilebilir yani. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. O zaman hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu alkış size gelsin efendim. Arkadaşlar yayınımız bitti. Ee, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyen katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, herkese iyi geceler. Ulan yine kaptın like buna koyayım ya. <gülüyor> Son <laughs> dakika var ya. Ee, bütün katılımcı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsini her yerlerden desteklemeyi takip etmeyi unutmayalım. Kimseye karıcı olmayalım özellikle. Ee, o yüzden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoyu like atmayı beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atma yani insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz toparlarız kendimizi. Like atalım yorum atalım. Bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda bir like at bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla ilerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya anlatabiliyor muyum? O video bu video. <laughs>